Kes! 2, 1, sendeyiz. Herkese iyi akşamlar. Bunlar Ateist programının, yani Ateizm Derneği'nin sunduğu Bunlar Ateist programına hoş geldiniz. Çarşamba günkü yayınımıza. Bugün açıkçası benim çok heyecanlandığım bir konu var. Çünkü uçaktaki Ateist kanalımda yaklaşık 4 ya da 5 tane bu konu hakkında video çektim ve birçok da eleştiriler aldım. Ama bu konuyu bugün uzmanından, yani Profesör Doktor Tamer Kaya'dan dinleyeceğiz. Ancak öncesinde birkaç, tabii ki her zamanki gibi birkaç duyurum ve tanıtımım olacak. Birincisi, biz biliyorsunuz Ateizm Derneği olarak her zaman için izleyicilerimizin katkılarıyla ve yardımlarıyla bu tür programları yapıyoruz ve bugün bu dönemde çarşamba ve cuma günü yaptığımız bu programları hafta içi her gün yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de Patreon ve Kreos üzerinden bize destekle bulunarak bu programları haftanın her gün yapmamızı sağlayabilirsiniz. Bunun için Patreon'daki paketlerimize bakarsanız arkadaşlar, Patreon paketlerimizde 1 dolardan 100 dolara kadar birçok aktif paketimiz olduğunu görebilirsiniz. Yani kendi bütçenize göre yardımı katkıda bulunarak Ateizm Derneği'nin bu yayınlarının haftanın her güne yayılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında bir de Kreos üzerinden, tabii ki hani yabancı kredi kartları ödeme yapanlar için Patreon geçerli ama Türk kredi kartları ödeme yapanlar için bir de Kreos üzerinden bize yardım yapabiliyorsunuz. Kreos çünkü Türk tabanlı bir firma. Bize oradan destekle ve bağışta bulunabiliyorsunuz. Onun dışında bildiğiniz gibi her zaman programlarımıza canlı yayın konukları alıyoruz. Canlı yayına katılmak için 0216 926 06 ya da 0216 918 66 nolu telefon numaralarından bize erişebilirsiniz. Eriştikten sonra meeting ID olarak 499 107 795 numaralı tuşları tuşladıktan sonra diyez işaretine, yani kare işaretine basmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde bağlanmıyor. Bağlandıktan sonra bize sorularını sorabilirsiniz. Soru soran herkese, bağlanan herkese ayrımsız olarak Turan Dursun kitaplarına hediye olarak veriyoruz. Ancak koronavirüs nedeniyle bu kitapların biraz kargo ile gelmesi gecikebiliyor. Son zamanlarda yaptığımız birkaç duyuru daha var. Büyük bir ihtimal bizi takip ediyorsunuz, izlemişsinizdir. Bizim bir ödüllü fotoğraf, bir de ödüllü dans yarışmamız var. 2020 Richard Dawkins ödüllerine katılım için, yani çevrim için, yani online olan bu ödüllere katılım için bilet kazanmak isteyenlerin örnek veriyorum. İşte Ateizm Derneği her yerde hashtag'i veya dernek logomuzun yer aldığı bir ürün fotoğrafını çekerek bize göndermeniz durumunda 24 Ekim saat 2020'de Türkiye saatiyle saat 18'de Richard Dawkins'in konuk olacağı Richard Dawkins ödüllerinin ve İngilizce gerçekleşecek olan ödüllerin katılımı konusunda bir bilet kazanma şansı kazanabilirsiniz. Açıkçası bu fotoğrafı bize Sinan Canan bile gönderdi. O yüzden katılmanızı tavsiye ederim. İkincisi, ödüllü dans yarışmamız söz konusu. Dans videonuzu bize gönderirseniz, ki dans videosunun müziği de kesinlikle bizim Bunlar Ateist müziğimizin pop ve metal versiyonları olmak durumunda. Yani arka planda Bunlar Ateist single'ımızın çaldığı bir dans videonuzu gönderirseniz en iyi olan, en Allahsız dansı yapan kişiye de bu ödülü bu bileti, yani bilet ödülünü vereceğiz arkadaşlar. Açıkçası nefes almadan konuştum. Bu arada ödül töreninin sunucusu Richard Dawkins. Yani ben yanlış söyledim, pardon, kusura bakmayın, konuk olarak değil. Richard Dawkins bizzat kendisi sunacak, yani İngilizce olarak. Bugünkü konumuz, dediğim gibi, benim çok heyecanlandığım ve sürekli de konu hakkında görüşler bildirdiğim ve videolar yaptığım bir konu. Sosyal evrimde ahlak konusu ve uzmanımız Sayın Profesör Doktor Tamer Kaya. Tamer Hocam, hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler iyisiniz. Ben deyim. Teşekkür ederim. Açıkçası bu konuda benden başka birilerinin de daha böyle çalışmalar yaptığını duymak beni çok sevindirdi. Çünkü ben bununla ilgili birkaç tane görüş söylemişim. Siz bunları zaten büyük ihtimal söyleyeceğiniz için ben şimdi bu konuya değinmiyorum. Tamer Hocam, önce biz sizi tanıyalım isterseniz. Hani belki sizi tanımayan izleyicilerimiz vardır diye. Kısaca kendinizi tanıtabilirsiniz. Ben tıp doktoruyum, emekli öğretim üyesiyim, radyoloji uzmanıyım. Evrimle ilgilenmemin ana nedenlerinden birisi, insan vücudunun detaylarıyla uğraşırken bunun aslında evrimle ilişkilendirilmemiş olması benim çok garibime gitti. Daha sonra kendimi birden bu alanın içinde buldum. Devamını tabii daha sonra anlatırım. Emekliyim derken, yani yaş sınırından değil, tamamen muayenehane koşulları ile ilgili bir süreçten dolayı ayrıldım.
Şu anda yaşamımın üçte birlik bir kısmını devamlı evrimle ilgili çalışmalara ayırdım. Kitaplar yazıyorum. Bu konuda Yaşam, Evrim ve Biz ve Evrim başlıklı kitaplarım var. Sosyal evrime yönelik bir projenin bitirmek üzereyim. Evrimin hikayesiyle ilgili de bir kitap hazırlamaktayım. Beni sürüklüyor. İlgi duyanların fazla olması da benim motivasyonumu fazla arttırıyor. Ahlakın evrimiyle ilgili konuyu ise eğer ayrıca sormayacaksanız hazır giriş yapmışken onu da neden bu işe girdiğimi anlatabilirim kısaca. Tamam, ama önce ben sizin bir tanıtımınızı yapayım. Tamer Hoca'nın Tabii. YouTube'da Tamer Kaya adında bir YouTube kanalı var arkadaşlar. 5 dakikada evrim diye videoları var. Ben birkaç videolarını seyrettim. Gayet güzel açıklayıcı. Hatta şeyle ilgili kaybolan uzuvlarla ilgili, yani işlevsiz uzuvlarla ilgili bir videonuz vardı. Orada çok muazzam bilgilere değinmişsiniz Tamer Hocam. Ben ilk sorumu sorayım size isterseniz. Tabii. Oradan o şekilde devam edelim. Ya birincisi bilmeyenler için hani bazı anlayamayabilir çünkü biz sosyal evrimde ahlak diye bir başlık attığımız için biyolojik evrimle sosyal evrim arasındaki farklarla hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz? Hani anlam yani bilmeyenler için söylüyorum. Bu soru çok güzel bir soru. Çünkü kaldığım yerden devam etme fırsatı da verecek bana. Biraz önce de söylediğim gibi ben gerçekten kendimi biyolojik evrimle evrim dünyasının içinde buldum. Bu bana heyecan verdi ama bu çabanın içine kesinlikle girmeme gerek olmadığını düşünüyordum baştan. Çünkü her şey biliniyor, her şey yazılmış, çizilmiş. O kadar detaylı bilgiler var ki. Sonra baktım, meslektaşlarım öncelikle, daha sonra fen bilimleriyle uğraşanlar biyolojik evrimi yeterince bilmiyorlar. Yani bilmemelerinin de mümkün olmadığına eminim. Çünkü bu bir IQ meselesi olmuş olsaydı en iyi bilecek kişiler bunun eğitimini almış, bu donanıma sahip kişiler olurdu diye düşünüyorum. O zaman niye reddettiklerini ben çok sorguladım. Birinci takıldığım nokta buydu. İkincisi de bunun öğretilmesi gerektiğiydi. Üçüncüsü de evrimin bir taraflılık, bir yanlılık, bir hani bir anlamda bilim sevicilik değil. Gerçekten bilimin yer çekimi neyse ya da bir tıp bilimi neyse evrimde oydu. Yani bir tarafkirlik üzerinden gitmedim. Sonra sorunuzun cevabı burada olacak. Kendimi bir anda biyolojik evrimle ilgili çalışmalarımı hazırladıktan ve bütün bunları bitirmek üzereyken sosyal evrimin de ne kadar önemli olduğunu ve çok daha büyük bir başlık olduğunu gördüm. Çünkü biyolojik evrim aslında sosyal evrimden ayrı düşünülemezdi. Ve nitekim Darwin de ilk kitabında değil ama ikinci kitabında bu konuya çok açık ve net giriş yapmış. Fakat Darwin'in henüz bu girişleri henüz insanlık tarafından bence tam karşılığını bulmuş değil. Çünkü sosyal evrimi de henüz doğru düzgün tüm kitleleri etkileyecek kadar dile alıp işleyen veyahut da kabul ettiren bir noktada değiliz. Hani biyolojik evrimde de takılıyoruz zaten. Sosyal evrim bunun biraz daha zor bir kısmı. Ve ahlak da inanın Ahmet Bey bu konu çok özel bir konu. Yani iyi ki girmişsiniz bence. Ahlak insanın varlığını sorgularken karşısına çıkan ilk şey. Yani sevgi var, fedakarlık var, özveri var, her şey var bunun içinde. Ahlakla uğraşıyor olmak bana büyük bir heyecan veriyor. Tamamıyla buna materyalist bir bakış açısıyla değil. Çünkü sosyal evrimi anlayınca her şeyi daha iyi kavrıyorsunuz. Sevgi bence evrimin icat ettiği en yüce his ve ahlakın içinde zaten bu var. Onun için ahlakla ilgilenmek bu konuyu ben de olmasını çok istemiştim. Çok iyi oldu. Bir anda benim biyolojik evrimden yola çıkarak bulduğum bir konu. Bundan zevk alıyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben sizinle hemen hemen aynı şeyleri söyleyeyim ama söylediğiniz bu cümle çok hoşuma gitti. Sevgi bence evrimin icat ettiği en yüce his diye. Ben bu cümlenizi kullanabilir miyim bilmiyorum. Telif size mi Tabii. ait ama. Çünkü Yani yapacak bir şey benzer yok. şeyleri, aynı Muhakkak benzer birçok şeyleri kişi düşünüyoruz. söylemiştir bunu. Evet. Çok benzer şeyleri düşünüyoruz. Çünkü ben özellikle ahlakın evrimsel bir kökeni olduğunu her zaman için düşünüyorum. Peki sosyal evrimdeki temeli ne? Yani ilk giriş yaparsak ahlakla ilgili. Yani neden sosyal evrim ve ahlak nasıl bağdaşlıyor? Çünkü karşımızda yani karşımızda demeyeyim de yani bizden farklı düşünen insanlar genelde işte ahlakı işte dinlere ya da Tanrı'nın işte insana bahşettiği bir
duygu şeklinde ya da bir düşünce şeklinde ya da insana direkt içine işlediği bir etmen gibi algılıyor. Siz yani ahlakı sosyal evrimde nasıl temellendiriyorsunuz? Ahlakı dinlere hiç başvurmadan açıklayabiliriz. Hani dinlerle olan ilişkisini ayrıca incelemek mümkün olabilir. Çünkü ahlak dinlerin de temelinde yer alan bir konu ama dinlerin sebep olduğu bir şey değil. Çünkü ahlak insan toplumlarının ve sosyal canlıların yaşamda varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli biyolojik nedenlerin bir bütünü. Yani bir grup varlığını doğada rakip gruplara karşı, kıt kaynaklara karşı, çetin çevre koşullarına karşı varlıklarını devam edebilmek için bir dayanışma içinde olmak zorundadır. Birbirini sevmelidir, birbirine omuz germelidir, fedakar olmalıdır. Bu sadece insana özgü bir durumda değildir aslında. Hayvanları tanıdıkça bu ahlakın biyolojik nedenlerini çok çok daha iyi anlıyoruz. Ahlakı ahlak yapan şey aslında doğa mücadelesine, yaşam mücadelesine karşı bir grup olarak vermekte olduğunuz dayanışmanın temeli ahlaktır. Bunun içinde sevgi vardır, özveri vardır, fedakarlık vardır, barış vardır, kardeşlik vardır. Yani bir sürü hoşunuza giden özverilidir hepsi bunların. Yani ahlak aslında temelde bir özveridir. Şunu da söylemek isterim. Son yıllarda daha çok ortaya çıkıyor. Bilim insanları hayvanların gruplarının çıkarları İyi günler. doğrultusunda kendi öz yaşam konforlarından vazgeçtiğini keşfetmiş. Yani atıyorum birine yardımcı olmak açıkçası bir zaman israfı. Yani kimse bunu istemez. Ya da birine bir gıda paylaşmak, yiyecek vermek ya da işte maymunların yaptığı gibi birbirinin bitini ayıklamak. Sonuçta bunların hepsi temelde ahlak yasaları ve insanlar dayanışma içinde bu fedakarca davranışlarda bulunuyorlar ama hayvanlar da tabii ki burada şunu muhakkak ki vurgulamak isterim. Sosyal hayvanlar demek istiyorum. Çünkü tüm hayvanlarda bu söz konusu değil. Örneğin kedigiller aslan dışında neredeyse hepsi asosyaldir ve bunlarda bir dayanışma, sevgi, kardeşlik şeyi yoktur. Ama köpeklerde grup içinde inanılmaz bir dayanışma vardır. Aslan gruplarında böyledir. Sonuçta ahlakın temel nedeni biyolojiktir ve insan ahlakının da temeli bundan ibarettir. Konuşmamız devam ettikçe şunu söyleyeceğim. Yani insan açacağım daha doğrusu. İnsanın ahlakı tamamen genetik, tamamen evrimsel nedenlerden değildir. Ama ahlakın temel ilkeleri kesinlikle genetik ve evrimsel bir zeminin Açıkçası hocam yani neredeyse benim yani ben de sizinle neredeyse aynı şeyleri düşünüyorum. Sizin bir bununla ilgili aslında bir videonuz var ama o videoya geçmeden önce ben birkaç soru daha soracağım size. tabii. Şimdi peki az önce hayvanlardan bahsettiniz. Peki şunu da açıklayalım. İyi Biyolojik günler. evrim Tamer yani Kaya, 5 olmadan dakika evrim. yani olmadığını düşünün. Gerçi biyolojik evrim var ama bu yani şey için söylüyorum sadece herkes anlayabilsin diye. Biyolojik evrim olmadan sizce ahlak diye bir şey olmuş olabilir miydi? Bir kere biyolojik evrim olmadan ahlak olmazdı. Ahlak olmadan dinler olmazdı. Dinler olmadan da insanlık böyle bir büyük gruplar oluşturacak kitleleri de oluşturamazdı diye düşünüyorum. Ahlak temelde vardır. Yani temel ortaya çıkan şey biyolojik evrimin sonucu olan gruplardaki ahlaki ilkelerdir. İnsandaki ahlak da kabileden gelir. Yani bir kabileyi bir arada tutan ahlaki dayanışmadır. Bu olmadan insan bence sosyal bir canlı olarak varlığını devam ettiremezdi ki insanı da bugün insan yapan şey bu sosyal zeminidir. Yani bu sosyal becerilere sahip olmamış olsaydık zaten biz şu anda Homo sapiens'in bu formasyonunda varlığımızı oluşturabilmiş olamayacaktık diye düşünüyorum. Sizin aslında bir şimdi izleyicimize bir sürpriz de verelim de sizin bir videonuz var daha henüz yeni hazırlandı video daha biz yayın hazırlarken arkadaşlar videoyu hazırladılar sağ olsunlar. Şimdi eğer
Aynen. Ben de izlemedim henüz. Aynen, videoyu Tamer Bey de izlemedi. O bir Tamer Bey izlemeden biz izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer rejideki arkadaşlar müsaitse, şu anda uygunsa Tamer Bey'in ahlakla ilgili o videosunu verebilir miyiz? Bir 5 dakikalık bir video var sanırım. En böylelikle evimizde tam olarak işin temelini de öğrenmiş oluruz. İyi günler, Tamer Kaya, 5 dakika evrim. Bugünkü konumuz ahlak. İnsanı en çok neyin mutlu ettiği konusunda muhakkak düşünmüşsünüzdür. Ve bunların içinde en önemli şeylerden birisi de bir işe yaradığını hissedebilmektir. İnsanlar yaşamları boyunca sosyal bir canlı olarak bir şeylere yaramanın verdiği hazla varlıklarını devam ettirirler. Diğer sosyal canlılarda da Peki biz buna nasıl benzer göreceğiz? özellikler bulunur. Bir sosyal canlı olarak içimizde takım ruhunun derin izlerini taşımaktayız ve grubun ahlakı doğaya ve rakip gruplara karşı başarısı için gerekli bir durumdur. Bir birey için bağışıklık ne ise grup içinde başarı için ahlak odur. Hepimiz beynimizde temel ahlaki yasaları barındırmaktayız. Ahlaki yargı birçok kişinin doğruyu ve yanlışı birbirine yakın bir şekilde herhangi bir hukuk kitabına başvurmaksızın yorum yapmasını sağlamaktadır. Immanuel Kant'ın bu söyleyişi çok etkileyicidir. İki şey var ki ruhumu hep yeni, hep artan bir hayranlık ve müthiş bir saygıyla dolduruyor. Üzerimdeki yıldızlı gökyüzü ve vicdanımdaki ahlak yasası. Evet, insanın vicdanında bir ahlak yasası var. Bu sadece insana özgü müdür? Değil. Sosyal canlılarda temel mekanizma ahlaki yasalara sahip olmalarıdır. Şefkat, yardımlaşma, teselli, bağışlama gibi ya da af dileme gibi burada örneğini gördüğümüz davranışlar sosyal canlılarda görülen bir durumdur. Sosyal canlılar birlikte takım oyunu içinde davranırlar ve bu takım oyununu kurarken grubun bir ahlaki değerlerine sahip olmak bu başarıyı arttıran bir durum olduğu için ahlak kaçınılmaz bir şekilde bu gruplarda söz konusudur. Ve grubun içerisinde sevgi, şefkat ve fedakarlıkla bu yırtıcılardan beklenmeyecek derecede temel ahlaki değerlerini pekiştirirler. Ahlak doğuştan bir boş sayfa gibi midir? Hiçbir ahlaki değere sahip olmadan mı doğarız? Yoksa tüm ahlaki veriler beynimizde istiflenmiş bir şekilde mi doğarız? Aslında bu sorunun cevabı her ikisinin de yanlış olduğudur. Bir insan ne boş bir sayfa olarak doğar ne de öbür türlü olur. İnsan temel ahlaki ve vicdani değerlere doğuştan sahip olarak gelir. Bu genetik ve evrimsel bir döngünün sonucudur. Ama tüm ahlaki veriler de doğuştan gelmez. Yaşadığı toplumun geleneklerine, inanışlarına ve kültürüne göre ahlaki davranışları ve bakışı kişinin şekillenmektedir. Ama ahlakın beyinde bir bölgesi bulunmaktadır. Bu da ahlakın evrimsel nedenini çok iyi anlatır. Bu bölgenin varlığından insanlık ilk kez 1848 yılında bir kişinin başına gelen kaza ile haberdar olmuştur. Bir demiryolu kazasında beynin ön lobuna giren bu demir o kişinin ölümüne neden olmamış ama ahlaki davranışlarının tamamen kaybına neden olmuştur. Daha sonra beynin bu bölümünün ahlakla ilgili olduğu ortaya çıkmış ve günümüzde de birçok çalışmayla bu doğrulanmaktadır. Bebekler iyilikten yanadır. Burada gördüğünüz oyuncaklar ve kuklalar üzerinde yapılan deneyde bir kutuyu açmaya çalışan kuklaya yardımcı olan ve o kuklaya engel olan iki oyuncak bebeğin önüne uzatıldığında iyilik yapandan yani yardımcı olandan yana olup ona uzanmakta ve onu almak istemektedir. Bu da onların iyilikten yana olduğunu gösterir. Çocuklarda benzer şekilde elinde ağırlık olan bu kişinin dolabı açmaya çalıştığını anladığında koşarak dolabı açıp annesinden uzaklaşır ve dolabı açar, ona yardımcı olurlar. Fedakarlık, iyilik ve tarafsız bir adalet duygusu zihnimizde tohumları bulunan kavramlar. Tüm sosyal canlılarda beyninde sosyal bölgede bulunmuş olan ayna nöronları birbirlerinin ne istediklerini, ne düşündüklerini anlamalarını sağlar. Böylece
empati oluşur. Ahlaki ilkeler davranışlarımızın başkalarını nasıl etkilediği konusundaki değerlendirmemizle ortaya çıkmaktadır. Ve temel olarak empati bize ana ahlak yasasını ortaya koyan bir durumdur. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma ilkesidir bu. Bu ilke tüm dinlerde temel bir ahlaki değerdir. Çalma, yalan söyleme, başkasının hakkını yeme gibi en temel ilke sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma ilkesidir. Ahlak dinlerin ortak noktasıdır. Din olmazsa ahlak olmaz söylemi yanlış bir söylemdir. Çünkü tüm insan toplumlarında ve sosyal hayvanlarda olduğu gibi tüm sosyal birlikteliklerde ahlak olmazsa olmaz bir ögedir. Bilimde de böyledir. Dürüst olmayan, gerçeği yansıtmayan bir bilim insanı, ahlaki davranmayan bir bilim insanı hem kurduğu kuramlarda yanılacak hem de toplumu yanıltacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken YouTube videolarını beğenmenizi, paylaşmanızı ve altına yorum yapmanızı bekliyorum. Sağlıklı, mutlu nice günler diliyorum. Bence çok güzel bir videoydu hocam. Öncelikle elinize, emeğinize sağlık. Açıkçası kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma kuralının ahlakın temeli olduğunu söylediğimde birçok eleştiri almıştım ben. Çünkü bunun hani sosyal bir canlı olan insanlar için geçerli olduğunu söylemiştim ama şimdi birkaç şey soracağım. Ben bununla ilgili şu iki günde birkaç tane daha video izledim. Yani ters iddiaları ortaya koyan işte dinler ahlakın temelidir diyen birkaç video izlemiştim. Ve videolardan birinde şöyle bir şey yani şey yaptı, gözüme çarptı. Evrimin ahlakın temeli olmayacağını, çünkü eğer evrimsel bir temel olsaydı bugün bazı insanlar iyi, bazı insanlar kötü olmazdı. Herkes iyi ya da en azından iyiye yakın olurdu şeklinde. Sizin bununla ilgili, aslında videonun içinde bu cevabı verdiniz ama yine de sormak istiyorum. Sizin bununla ilgili cevabınız nedir? Yani görüşünüz nedir? Bu sorular tabii hem zenginleştiriyor tartışmayı hem de ben de zenginleşiyorum. Bunları duydukça bunlara cevap hazırlamak için gerçek biyolojik ilkelerden de yararlanarak cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle genetik bir ahlaki zemine sahip olduğumuza yönelik tartışma götürmez bulgular var elimizde. Bugün 1800'lü yıllarda o demir yolu kazasında beynin ön lobuna giren çividen sonra aşağı yukarı 150 yıldan fazla zaman geçti ve tıp çok ilerledi. Beynin ön lobunun ne kadar ahlaki özelliklere sahip, içeriğe sahip olduğunu artık çok çok iyi biliyoruz. Fakat sunumda da gösterdiğim gibi insan aslında tümüyle ahlak donanımıyla gelmiyor. Ahlaki donanımın bir kısmı da yaşarken öğrendiğimiz, içinde bulunduğumuz, doğduğumuz toplumun kuralları, kültürel yapısı, onların dini bizi etkiliyor. Fakat bu sorunun cevabı her ikisi de değil. Bu sorunun cevabı şu: genetik geçişle ahlaki özelliklere sahip olurken nasıl boyumuz, kilomuz, sakalımız, saç rengimiz, göz rengimiz bir varyasyon gösteriyorsa, yani hiçbir zaman birebir birbirimizin kopyası gibi olmuyorsak, dünyaya gelmiyorsak, hepimizin kendine özgü karakterleri varsa, ahlaki değerlerin de, genetik geçişle ortaya çıkan ahlaki değerlerin de kişiden kişiye bazı varyasyonlar gösterdiğini söyleyebiliriz. Mesela bazı kişiler var ki tamamen antisosyal kişilik bozukluğu diye tanımlanır. Bu kişiler beyinlerinin ahlaki bölgelerine herhangi bir demir girmesine gerek yok, yapısal olarak. Ya da bazen bir tümör olur ya da bir hastalık olur, o ayrı bir konu, ama genetik olarak da ahlaki dengeleri tam olarak sahip olan kişiler olabildiği gibi norm kişiler vardır. Bir de ahlaki değerleri eksik olarak da dünyaya gelmiş olabilen kişiler vardır. Bu bir normal dağılım eğrisidir. Yani %50'si normal ahlaklı kişilerdir. Bazıları aşırı sosyal kurallara dikkat ederler, aşırı titizdirler, toplum karşısında ezilmek, eksik olmak istemezler
mükemmel ahlaki değerlere sahiptirler belki hastalık derecesinde. Bazıları da ahlaki değerleri hiçbir zaman gözetmeyecek, doğuştan gelen genetik eksikliklerle dünyaya gelirler. Bunlara biz antisosyal kişilik bozukluğu diyoruz. Bazen gelişme döneminde de bu dengesizlikler sonucunda ortaya çıkabilir. Sonuçta şunu söylemek isterim. Bazı cinayetler var. Mesela sadece öldürmek istediğim için öldürdüm diyen kişiler var. Bu kişilere araştırma yapılıyor ve bu kişilerin hiçbir zeka ile ilgili, düşünce özelliği ile ilgili hiçbir eksikliği olmadığı söyleniyor. Sonuçta ahlakın böyle bir dengesizlik içerisinde olabilmesini izah eden nedenler tamamen biyolojik, genetik nedenlerle de birebir çakışıyor. Yani herkesin ahlaklı olmamasının nedeni bu şekilde izah edilebilir. Yani sonuçta her insanın beyin yapısı, işte beyindeki işte belli kırımlar aynı değildir, değil mi? Yani evet. Fakat her şeyi genetiğe getirip dayayarak hani genetikten her noktaya gidebiliriz düşüncesi de yanlış. Demin de söylemeye çalıştığım gibi insanın gelişim dönemi de çok önemli. Mesela çok özel bir beyin yapısına sahip olup normal bir sürecin içinde yaşama başlamadığınız zaman, yani aile ortamı, çevre ya da içine doğduğunuz kültürün özellikleri neyse bir süre sonra siz de o olursunuz. Yani atıyorum yamyam bir toplumda doğduysanız insan eti yemek ahlakidir onlar için. Yani bir zamanlar yamyamlar da yaşıyordu. Sonra gıda kaynakları ya da alışkanlıklar değişince öyle bir topluluk kalmadı günümüzde. Hani kültürel değerler de çok etkili oluyor. O hani boş sayfa ve dolu kitap slaytı vardı biraz önce. Aynen. Orada ne boş sayfayla geliyoruz ne dolu kitapla geliyoruz ikisinin arasında. Ama genetik nedenler de ahlaki sorunlara neden olabileceği gibi yetiştirme ve kültürel değerler. Atıyorum tertemiz ahlaki değerleri çok iyi olabilecek bir potansiyele sahip bir birey ailesi tarafından devamlı hor görülüp devamlı azarlanıp ya da ne bileyim tepkili iyi yaptığı davranışlara karşı kızgın tepkiler ya da kötü yaptıklarına karşı beğeniyle yaklaşıldığı zaman bu kişi de ahlakını şaşırabilir. İçinde yaşadığınız toplum sizin ahlakınızı belirleyen bir diğer çok özel nedendir açıkçası. Peki şimdi prefrontal korteksin yani beynin ön kısmının ahlak konusundaki etkisi tartışılmaz. Onda bir şey yok ama şizofreni işte ya da işte ne bileyim bipolar bozukluk ya da işte narsizm vesaire gibi bu beyin hastalıkları aslında ya da nörolojik hastalıklar etkiler mi ahlaki davranışları olumlu ya da olumsuz olarak? Tabii etkileyebilir. Bu konunun uzmanı değilim tabii ki. Çok detaylı bilgi vermek istemem. Ama beyin sonuçta biyolojik bir yapı, organik bir yapı. Beynin ön loblarını etkileyen her şey, etkileme olasılığı olan her şey ahlakı da etkileyebilir. Ama bunu şöyle düşünmemek lazım. Hani bilgisayarın bir devresi var. Oraya dokunduğunuz anda bozuluyor, dokunmayınca bozulmuyor gibi. Beyindeki devreler o şekilde değil. İnanılmaz sinapslar var, inanılmaz gelişim döneminde ortaya çıkan bağlantılar var. Öngörülebilir değil şu anda bu tarz değişiklikler. Ama psikolojik hastalıkların çoğu insanlarda hastalığın özüne göre, hastalığın türüne göre farklı ahlaki değişikliklere neden olabilir. Ama en çok değişiklikler beynin ön loblarında ortaya çıkan tümörlerde, yaralanmalarda, ameliyatla bu bölgelerin alınmasında ya da kanamalarda, damar tıkanıklıklarında, beynin ön loblarında ortaya çıkan durumlarda ahlakın bozulduğunu görüyoruz. Peki, şöyle bir şey soracağım. Ahlak ve iyilik ve kötülük arasında bir bağlantı görüyorsunuz. Çünkü birkaç video izledim dedim ya, yani işte eleştirel bakan, yani bu konuya farklı bakan insanların birkaç videosunu izlediğimde ahlak konusunu hep iyi ya da kötü olarak görüyor. Yani ahlaklı olmak her zaman iyi olmak mıdır? Kötü olmanın da ahlaklı olduğu bir durum olabilir mi? Aslında bunu belki bir cevap vereceğim ama bu cevap doğru değilse tekrar soruyu yöneltirsiniz, memnun olacağım. Şimdi toplumun değerleri, tüm dinler ve tüm toplumlar temel ahlaki kurallarda hemfikirdir. Yani çalma, yalan söyleme,
ya da sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bu en temel ilkedir. Ama toplumların genel kültürel değerleri kötü bir şeyde ahlaklı olarak şey yapılabilir. Mesela tamamıyla hırsızlık üzerinden varlığını sürdüren bir toplumda çalmak onların ahlakına göre övünülecek bir şey olabilir. Yani sorunun cevabı bu olabilirse Ahmet Bey böyle bir cevap verebilirim. Çünkü ahlak toplumun belirlediği normlar üzerinden şekillenir. Ahlakın tanımı da dört dörtlük bir tanımı yok. Ama tanımlarken bizim en çok işimize yarayan şey grubun yararına olan şeydir ahlak. Grupta üyelerin birbirini grubun doğal koşullara karşı ayakta tutabilecek şekilde dayanışmasıdır ahlak. Mesela hırsızlık yapan bir grup o şekilde grubunu koruyorsa, yani bir gangster çetesi diyelim, o grubun ahlakı odur. Yani ahlaksızlık onun ahlakı olmuştur. Çünkü ahlakın biyolojik tanımı budur aslında. Yani ahlaktan nemalanan bir sürü insan bir araya gelip ahlaksızca bir ahlak oluşturabilirler. Yani bunu söylemek istiyorum. Yok, gerek yok. Şey değil. Şeyle ilgili bir şey soracağım. Şimdi hani ahlaksızlık bazı toplumda ahlak olabilir dediniz ama şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela bir gangsterin yaptığı işten vazgeçip mesela örnek veriyorum arkadaşlarını ispiyonlaması değil mi? O grup içerisinde suç olarak gözükebiliyor. Tabii. Peki ahlakın suç ve hukukla olan ilişkisi konusunda bir şey var mı? Yani bunun cevabını biliyorum ama sadece hani başkaları da öğrensin ya da bizi izleyenler, takip edenler öğrensin ya daha sonra canlı izlemeyenler de olacak. O yüzden soruyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleniyor. İşte bir şey suçsa ahlaki değildir. İşte suç değilse ahlakidir gibi bir şey var. Yani sosyal evrimde de böyle suç ceza olayı, hukuki olma durumu ve bunu etkileyen bir ahlak olabilir mi? Yani insana sadece cezadan çekindikleri için bir ahlak yaratmış olabilirler mi sizce? Olabilirler. Tüm hayvan terbiyecilerinin başvurduğu yöntem onların nasıl davranmasını istediğini zorla onlara öğreterek yapılır. Kanuni sosyal kurallar da buna benzer şekilde olabilir. Çünkü yanlış yaptığınızda cezayı biliyorsanız o yanlışı yapmak istemezsiniz. Fakat şunu söylemek isterim ben. Sunumda da ben bu arada ayrı bir sunum yapmayacağım. Çünkü biraz önceki o 5 dakikada evrim videosu eğer hazırlanmamış olsaydı ben o sunumu yapacaktım. Bu arada o videoları çeken değerli arkadaşım Erk Ekin'e çok teşekkür ediyorum buradan bu fırsatta. Çünkü o bu videoların fikir babasıdır aynı zamanda. Beni çok çalıştırıyor ama çok zevk alıyorum. Yaparken çok zorlanıyorum, onu Açıkçası söyleyeyim. biz de izlerken zevk alıyoruz onu söyleyeyim de. Sağ olun. Şimdi bir tane slaytta insanın beyninde bir mahkeme vardı hatırlayacaksınız sunumda. Onu ben şunun için koydum. Hepimizin beyninde bir mahkeme var. Doğduğumuzda bu da var. Bir şey çaldığınızda içinde bulunduğunuz toplum da zaten gelişim döneminde bunu şey yapar. Çünkü yanındaki komşunun bir şeyini çalmanın cezası büyüktür. Yani bunun için mahkemeler kurmaya gerek yok. Bu zaten toplumun iç etiğine aykırıdır. Onun için hepimizin beyninde ahlak yasası mevcuttur. Yani hemen o slaytın arkasından Immanuel Kant'ın güzel bir lafı var. Yani iki şey var ki beni huzur ve büyük bir heyecanla işte saygı duyduğum iki şey var diyor. Birisi üzerimdeki yıldızlı gökyüzü, diğeri de vicdanımdaki ahlak yasası diyor. Yani bunu fiziksel, biyolojik nedenlerle bu ahlak yasasına biz sahibiz aslında. Ve bunu şöyle söyleyeyim, hiçbirimiz hukuk kitabı okumadık. Hukuk fakültesi okumadık. Doğruyu yanlışı sadece kendi gelişimsel sürecimizde ve içgüdülerimizden öğrendik. Ve hepimiz de üç aşağı beş yukarı neyin yanlış, neyin doğru olduğunu biliyoruz. Bunu başka şeyle izah edemezsiniz zaten. Hani sadece İnançlar üzerinden giderek bunu izah etmek çok kolay değil. Ya da sadece kültürel değerler üzerinden giderek bunu izah etmek çok zor. Yani beynimizde temel bir çip var, ahlaki davranmak üzerine. Ama bunun limitlerini bazen zorlayan bireyler olabilir mi? Olabilir. Demin örneğini verdiğim gibi. Fakat genel olarak
Beynimizde bir mahkeme, bir ahlaki yargı, yani sonuçta ahlaki yargıyı değerlendiren bir mekanizmanın olduğunu hiç tartışmaya gerek yok. İşte bazı insanlar, özellikle din temelli ahlakı olduğunu söyleyen insanlar, nedense bu vicdan olayının işte Allah tarafından, işte ya da Tanrı tarafından canlılar, özellikle insanlara, sadece insanlara, hatta canlılar demeyeyim, insanlara verilen bir şey olduğunu söylüyor. Bu yüzden bir izleyicimizin sorusu var bununla bağlantılı, o yüzden bunu belirttim. Maskeli, buyurun hocam. Söyleyeceğinizi unutmayın. Tabii ki dinlerin, ahlaki değerlerin toplumsal olarak yayılmasına katkıda bulunduklarını hiçbir zaman tartışmam. Genellikle dinler ilk çıktıkları dönemde de en yüksek ahlaki değerlere sahiptirler. Ve toplumları genellikle ahlaki değerlerdeki etkileyicilikleriyle bağlarlar. Fakat dinin bağlayıcı gücü bir süre sonra dini kontrol eden kişilerin ahlaksızlıklarına bile göz yumacak noktaya gelir. Yani din baştan çok yüce değerler üzerinden kendini şekillendirirken zamanla bağlılık gücü o kadar artar ki dini değerlere bağlı olanların gözleri bir anlamda yapılan ahlaksızlıkları görmez. Fakat daha sonra eninde sonunda ahlakımızdaki vicdani, yani vicdanımızdaki temel ahlak yasası öne çıkar ve bu yanlışlıklar ancak o zaman görülür, ama çoğu zaman da iş işten geçmiş olur. Mesela Hitler'in yaptığı da aslında bu dini süreçlere bir dini olarak örnek vermeyeyim, ama sonuçta toplumun bağlılığını yüce değerler üzerinden kontrol eden ve bunu kullanan bir mekanizmadır. Katolik Kilisesi de çok uzun dönem boyunca ahlaka aykırı bir sürü davranış içinde bulunmuştur. Ve sonuçta yine ahlaka davet edilmek zorunda kalmıştır. Protestan hareketi büyük bir şekilde karşısına çıkmıştır, ama bir süre sonra yeniden aynı şeyin içine girmiş ve sonuçta bu döngü sürüp gitmektedir. Yani dinler gerçekten keşke ilk çıktıkları gibi ahlaki değerleri maksimum koruyan ve ahlakla birebir örtüşmüş şekliyle varlıklarını devam ettirseler hepimiz de seve seve dindar insanlar oluruz. Fakat bu böyle devam etmiyor. Tarih bilmek gerekiyor bunun için. Dinler tarihinde de çok sayıda örnek var. Tamam. Son söylediğiniz cümleleri duyamadık hocam. Son iki cümleyi söylerseniz tekrardan. Yani dinlerin tarihini bilmek çok önemli. Dinlerin hepsi çok temel değerlerde, çok ahlaki yüce değerlerle ortaya çıkmış. Fakat daha sonra bunlar bir şekilde bir değer yarattıkları için, daha çok ekonomik bir değer yarattığı için, siyasi güç sağlama adına bir değer yarattığı için kullanılmış ve en sonunda bu güç bağlılıklar, yani bireylerin dine bağlılıkları inanılmaz sosyal içgüdülerle şekillendiği için bu bireylerin bu bağlılıkları kullanılır hale gelmiş. Bu dönemde de ahlaktan uzaklaşılmış ve yeniden bir çökme olmuş. Sonra yeniden alternatif din içinde projeler üretilmiş. Mesela Katoliklikten sonra ortaya çıkan Protestan hareketi tamamıyla böyle bir mekanizma. Fakat Protestan hareketi de eninde sonunda benzer bir mekanizmaya teslim olmak zorunda kalmış. Onun için dinle ahlakın tam çakıştığı bir toplum olsa bu ideal bir toplum olurdu. Ama insanlığın en büyük çelişkisi burada, en büyük sıkıntı burada. Hocam yanlış anlamayın ama kendim de konuşuyormuşum gibi oldu açıkçası söylediklerinizden dolayı. Çünkü aynı şeyleri söylüyorum ben. Bir izleyicimizin bir sorusu var. Bu arada dinler tarihi konusu çok araştırma yaptım. Tarihçi de olduğum için, dinler tarihi konusu çok araştırma yaptığım için bu söylediklerinize kesinlikle katılıyorum. Maskeli tanrılar ve örtük kurallar çağı izleyicimizin sanırım kullandığı nick. Şöyle demiş, vicdan nedir? Yani önce tanımları yapmamızı istemiş herhalde. Vicdan nedir, ahlak nedir? Konuk hala net bir açıklama yapmadı. Şimdi de iyilikten bahsediliyor. O nedir? Ahlak aklın ürünü müdür? Sosyal yaşamın sınıfsal kaderi ahlakta nasıl yansır diye 3-4 tane ardışık soru var ama birbiriyle bağlantılı olduğu için hepsini sordum. İstersen önce vicdan nedir, ahlak nedir konusundan başlayalım hocam.
Bunun tanımı çok değişir. Herkes farklı bir tanım yapabilir. Ama şunu söyleyeyim. Toplumun birlikte çıkarlarının doğrultusunda bireylerin yapmaya zorlandığı davranışlar dizini ahlaktır. Vicdan da bunu zorlayan içsel bir devinimdir. Sizi buna zorlayan etkendir vicdan. Sonuçta vicdan ve ahlak aslında bireysel değildir. Yani şöyle söyleyelim. Bir gün hepimize vize verseler, deseler ki yaptığınız hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. Ne ceza var, ne bir şey var. Yine toplumun bir kısmı kesinlikle ahlaki davranacaktır. Çünkü beyinlerindeki ahlaki çip daha güçlü olabilir. Ama bir süre sonra bundan sıyrıldığını hissedenler daha ahlaksız, yani cinayetler, toplumsal yıkılmalar, çözülmeler gelebilir. Fakat bunu şöyle söyleyeyim. Dünyanın her yerinde, bütün toplumlarda ortak olan ahlaki değerler var. Yani sizin hangi dinden olduğunuza göre değişmeyen. Atıyorum aborijinlere gidin ya da bunlar ilkel insanlar diye geçiyor. Afrika'ya gidin ya da Endonezya'ya gidin. Orada ilkel kabilelerin çok örnekleri yaşıyor. Yani siz hiçbir zaman onlara modern dinleri hiçbir zaman göstermediniz ve tanıtmadınız ama onların kendi kabile dinleri var. Yani daha ilkel bir inançlara sahipler. Pagan özellikteler. İşte bu kişiler de araştırdığınız zaman temel ahlaki değerlere yine sahipler. Yani çalmama, yalan söylememe, başkasının hakkını yememe gibi özellikler var. Ama bizim çok garipseyeceğimiz ahlaki olmadığını düşündüğümüz şeyler de olabilir. Temel ahlaki değerlerden bahsediyorsa zaten bunlarda da bu özellikleri görebiliyoruz. Onun için ahlak ve vicdan temelde tüm insan toplumlarının içinde derinde bulunan bu özelliklerdir. Bunun hangi dinden olduğu, hangi ırktan olduğu çok da fark etmez. Çünkü insan temelde bir ortak atadan gelir ve sosyal evrim geçirmiştir. Ve bu sosyal evriminde temel neden mekanizması ahlaki değerlere sahip olmanın gerekliliğidir. Dinler hiç mi ahlak vermiyor diye sorulacak olursa, dinler kendi şablonlarında insanlara ahlakiliği öğreten kendi şablonları vardır. Mesela edep dediğimiz zaman her dinin kendine göre bir giyim, kuşam, kıyafet, ahlaki olarak nitelendirilen başka şeyleri olabilir. Ama benim bahsettiğim yine sunumda da slaytta vardı. Tüm dinlerin inanma şekli farklı olsa da, ibadet şekli farklı olsa da ahlaki değerlerde birleştiğini görüyoruz. Yani bütün dinlerin insanları bir araya getirme potansiyelinin temel nedeni onların ahlaki değerler üzerinden kendilerini işlemeleridir. Yani bizi dine yaklaştıran temel şey bizim vicdanımızdaki ahlak yasasıdır. Anladım. Peki yine izleyicimizin sorusuna devam edeyim. Ahlak aklın ürünü müdür diye sormuş izleyicimiz. Bir de arkasından sosyal yaşamın sınıfsal karakteri ahlaka nasıl yansır? İkinci soruyu bir daha açık şey yapmanızı isteyeceğim ama önce ilk sorunun cevabını ilk Açıkçası sorunuzun ikinci soruyu ben de anlamadım. Evet. Rejideki bizi izliyorsa eğer maskeli tanrılar bunu açıklayıcı bir şekilde anlatırsa ben de hiç anlamadım açıkçası. Çok Ama memnun ilk soru olurum. İlk soruya ahlak cevap vereyim. aklın ürünü müdür? Sorusu konusunda bir cevabınız var mı hocam? Yani şimdi ahlak dediğiniz zaman mesela eteğinizin diz üstünde olması ahlaki değil dediğiniz zaman bu bir aklın ürünüdür tabii. Ama benim demin saydığım birine yapılmasını istediğiniz şeyi başkasına yapmayın, kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayın ilkesi tamamen o evrimsel döngünün bir sonucudur. Yani bunu akıllı olmadığını iddia ettiğimiz sosyal hayvanlarda da görebiliriz. Mesela onların çok özel kendilerine göre kuralları vardır ve bunların çoğu tamamen bizdeki ahlakla örtüşebilir. Bir kurt sürüsünün kendine göre hiyerarşisi ve iletişimi vardır. Ve onlar av sırasında oraya en ufak bir yanlış yaparlarsa bunun bedelini öderler. Bu bir cezalandırma mekanizmasıyla ayakta tutulabilir ama sonuçta onlar yani ceza almamak için değil, grubun içinde takım oyununu bozmamak için onu yaparlar. Bu bir takım oyunudur. Bildiğimiz aynı sporda olduğu gibi kurtlar ava gittiklerinde herkes ne yapacağını çok iyi bilir.
uymayan grubun şeyini bozar, başarısını bozar. Bu sonuçta ahlaka benzetilmeyebilir ama sonuçta sosyal canlıların bütünüyle varlıklarını devam ettirebilmenin temel yasasıdır ahlak. Fedakarlıktır, dayanışmadır. Yarasaların örneğini de vermek isterim. Yarasalar, kan emici yarasalar yalnız. Üç günde bir kendilerine yetecek kadar, yani yarasalar her zaman kendilerine yetecek kadar kan ememeyebilirler. Yani fazla emenler diğerleriyle paylaşarak aralarındaki bu eksiği kapatırlar. Yani bir yarasa üç günde bir kan emebilir, yanındaki hiç emmiyorsa onunla paylaşır. Böylece sosyal bir bütünlük sağlayarak bu fedakarlığa giriyor daha çok ama fedakarlık da aynı sevgi gibi ahlakın bir ürünü. Kan emirici yarasalarda bile sosyal yaratıklar oldukları için bir dayanışma ve temel fedakarlık mekanizması vardır. Açıkçası yani burada akıl, bunu akıldan yapmadıklarını söylemek için söyledim. Hani bir aklın ürünü müdür diyor. Bu dayanışırken bunu akıl ederek yapmıyor açıkçası. Bir söylediğinize bir şey ekleyeyim. Kurt sürüleri eğer yani ava gidiyorlarsa da bir yerden bir yere hareket ediyorlarsa sakat olan ya da yürüme zorluğu çekenler genelde hep sürünün ortasındadır. Çünkü geride kalmamaları için bunu yaparlar. Yani şeyi bozmamak için, grubu bozmamak için. Aslında empati konusuna girmek istiyorum. Çünkü bu kendisine yapılmasını istemediği bir şey başkasına yapma konusunda o kadar çok sorun var ki benim kendi içimde. Çünkü bana sorulan sorular hepsi. Ancak bir önce bir izleyicimizin sorusunu sorayım. Oradan da oraya geçelim. Şahin Yıldırım'ın sorduğu bir soru var. Empatinin temelinde ayna nöronlar mı vardır diye sormuş. Siz bunu açıklamıştınız sunumunuzda. Bu konu hakkında görüşlerinizi tekrar alabilirsek hocam. Tabii. Ben bu sunumu hazırlarken hazırlamakta olduğum Sosyal Evrim kitabımın tekstlerinde ahlakı girdim. Ahlakla ilgili paragrafları topladım. Sonra o paragrafları resme dönüştüren şekiller buldum. Ve o resimleri sonra sözlü olarak anlatmaya çalıştım. Bunun paragrafını söyleyeyim ben size. Empati ile ilgili kısmı kabaca yani. Empati aslında çok eskiden gelen bir ilkel şeyimiz, sosyalliğin, birlikte çalışmanın, eşgüdümün temel yasası. Balık sürüleri ya da ne bileyim kuş sürülerini görmüşsünüzdür. Bunlar birlikte olduklarında avcılara karşı daha güçlü olurlar. Ya da işte manda sürüleri vardır Afrika'da aslanlardan kaçan. Bunlar sonuçta bir şekilde aralarında bir bağlantı ve iletişim var. Yani bu bağlantıyı sağlayan bir nörolojik yani beyin sinir sistemi mekanizması var. Empati temelde en ilkel olarak buradan geliyor. Ama sosyal canlılarda empatinin önemi şu, ötekinin yerine kendinizi koyabilmeyi sağlıyor. Yani bana bir şey olursa ne olursa olsun demiyor. Yanımdakine bir şey olursa onu nasıl önlerim diyor. Çünkü böylece grup bir ara ayakta kalabilir. Yani yanınızdakini de kendiniz kadar düşünebildiğiniz zaman ahlak budur zaten. Bu çok fedakarca bir davranış gerektirir. Hayvanlarda bunun çok güzel örneklerini görürüz. İnsanlarda da görürüz. Yani bunu herkes, ben zaten bu konuya girmemin nedenlerinden birisi, sunumun da en başında söylediğim şeydir. Bir insanı en mutlu eden şey nedir sorusunun cevaplarından bir tanesi de bir şeye yaradığını hissetmektir diye o sunuma girmiştim. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu çok düşündüm. Devamlı yaşamım boyunca düşündüm. Yıllarca, on yıllarca düşündüm. Neden bazı kişiler maddi olanakları çok çok iyi olsa da bir çalışma, bir iş ortamında varlıklarını sürdürmek isterler? Çünkü toplumda, topluma yararlı olduğunuzu hissettiğiniz bir konumda iseniz bu sizi mutlu eder. Bu en temel ahlak yasasıdır aslında. Çünkü topluma yararlı olmak aslında ahlaki bir şeydir. Bununla paralel bir durumdur. Bir telefon konuğumuz varmış aslında. Ekleyeceğim birkaç bir şey vardı ama önce telefon konuğumuzu bekletmeyelim. Çünkü gerçekten telefon ederek arayan kişiler bunlar. Telefonda bekletmek çok istemiyorum. Alper Göktürk Manisa'dan arayacakmış kendisi. Sorusu, ahlak doğası gereği değişkense dogmanın sabitlediği ahlak ne kadar dayanıklı olabilir diye bir sorusu varmış. Murat, Alper Bey'i alabilir miyiz? Alper Bey, duyabiliyor musunuz bizi? Alo.
Bizi duyabiliyor musunuz Alper Bey? Evet, Sesiniz bize geliyor. iyi Tamam. yayınlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi Teşekkür. merhabalar. Aynen, Teşekkürler. merhabalar. Hocamıza Sorun. bir sorum vardı benim. Ahlak diyorum ki doğası gereği değişkense, yani mekana ve zamana göre değişiklik gösterebiliyorsa ahlak yazılı olmayan kuralları topluluklar içinde, toplumlar içinde. Bunların dogma tarafından, yani din dediğimiz dogma tarafından sabitlenmesi, bu dogmanın dayattığı ahlak kurallarının normlarını ne kadar dayanıklı kılar? Bir yerden sonra o dogmaya güvensizlik doğurmaz mı? Onu sormak Evet, istiyorum. teşekkür ederim bu soru için. Soruyu Ben anladınız değil mi hocam? Evet, sorular Alp, cevaplar Alp. kolay da anlamak zor İyi yayınlar. oluyor. Cevaplar için sorunum yok ama anlayınca mesele çözülüyor. Alper Bey, ayrılmayın. Direncideki arkadaşlar kitap hediyesi için sizden bilgilerinizi isteyecekler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Bu soruya cevap verirken önce şunu söylemek isterim. Temel ahlak yasaları değişmez. Yani sana yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma ya da grubun bütünlüğüne, grubun refahı için olan davranışlar temel ahlak yasalarıdır. Bunlar değişmez. Ama demin işte Katolik dininin daha sonra içine girdiği dejenerasyonu anlatırken aslında bunu söylemiştim, arkadaşımızın sorduğunu. Yani ne oluyor? Bir süre sonra siz öyle büyük bir güce sahip oluyorsunuz ki o sahip olduğunuz güç sizin takipçilerinizin bağlılığını kat be kat arttırıyor. İşte Hitler'in arkasındaki Almanya'yı düşünün. Bu bir dini örnek verilebilir ya da Katolik Kilisesi'nin gücünü düşünün. Sonuçta bu kilisenin gücü bireylerin bir şekilde hipnotize ediyor ve bu bir noktada ahlakını kaydırabiliyor. Dinin merkez ahlaki ekseni kayabiliyor. Yani inanış bu kez temel ahlak yasalarının zemininden sapmaya başlıyor. Bu sapmaya girdiğiniz zaman toplum baştan demin söylediğim gibi hipnotize olduğu için dinin güçlü bağlayıcı etkileri, sosyal içgüdülerle bireyleri tamamen kontrol ettiği için buna göz yumuluyor. Fakat bir süre sonra bireylerin içinde temel ahlak yasalarını öne çıkaran bireylerin varlığı zamanla gittikçe artarak atıyorum Protestanların Katoliklere başkaldırışında ortaya çıkan gibi bu kez yeniden vicdani ahlak yasalarımız yani bize evrimsel ya da genetik zeminde sahip olduğumuz sosyal evrimsel içgüdülerimizin bize verdiği derin içgüdüler bu kez dine karşı yanlış yaptığı yönünde bizim hareketlenmemize neden olabiliyor. Ve bunlar zaten işte demin de konuştuğumuz konuya giriyor. Dinler tarihinde bunun çok sayıda örneğini görüyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Aslında benim ilk soracağım sorulardan bir tanesi de ama vazgeçtim. Siz Hitler'i bir iki kere deyince sorayım dedim. Şimdi biz sosyal evrim deyince herkesin aklına gelen ilk isim Adolf Hitler oluyor. Çünkü Adolf Hitler'in Yahudileri öldürüp işte Alman Ari ırkına bahsetmesinin işte evrimin bir şeyi olduğu, bir gereği olduğu, evrimsel bir şey olduğunu ve bununla ilgili birçok film bile Hollywood'da bile görürsünüz işte. İnsanlar tamamen yok olmadan gelişemezler vesaire gibi birçok şey var. Peki siz bu Adolf Hitler'in yaptıklarının sosyal evrime aykırı ya da sosyal evrime yandaş bir yapısı olduğunu konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi insanın sosyal evriminin iki yanı var. Birisi ahlakla ilgili olan kısım, bir de ayın karanlık yüzü var maalesef. İnsanın sosyal evrimini bilmesi, bu karanlık yüzünü terbiye edebilmesi için bence gerekli bir şey. Çünkü ahlak, sunumun başından beri hep değindiğimiz şekliyle grubun içindeki bireyler arasındaki bir dayanışma için var. Fakat o grup başka bir grupla rekabet halinde ise o grubun içindeki dayanışma başka grubun mahvedilmesi için kullanılabilir. Yani bu bir gruplar arası rekabetse bu kez bir grubun çok üst düzey dayanışması başka bir grubu yok etmek için kullanılabilir. İşte bu sosyal evrimin aynı ayın karanlık yüzü gibi yanlış tarafıdır ve insanlık burada nerede duracağını bilemeyebilir.
Çünkü ta ilkel kabilelerden bu yana gruplar arasında rekabetler olmuştur. Yani bu rekabet şöyle olabilir. Bugün şempanze kolonileri de birbirleriyle savaşıyorlar. İşte 50 kişilik, 100 kişilik, 100 bireylik gruplar komşu gruba saldırıyor. Bu bir savaş, aynı insanların savaşı gibi bir durum ortaya çıkarıyor. İnsanlar da geçmişte böyle kabileler arası savaşla bir gruplar arası seçilim sürecine girmişler. Ve bu seçilim süreci insanın çirkin yüzünün temel mekanizmalarından birisi oluyor. Fakat illaki insanların, kabilelerin birbirine savaşarak yok etmesine de gerek yok. Aynı doğal kaynakları eğer kullanıyorlarsa, birisi diğerinin kaynağını tüketiyorsa zaten onun da onu da bir şekilde bir rekabetle alt ediyor demektir. Fakat şu hiçbir zaman söylenemez. Hitler'in yapmış olduğu İkinci Dünya Savaşı döneminde ve işte öncesi ve o dönemde ortaya çıkan durumları getirip de sosyal evrimin insana nakşettiği bir olayla izah etmeye kalkmak kesinlikle çok büyük yanılgı olur. Bu insanın yanlışı ve doğruyu tanımlarken her şeyini genlere ve genetik yapısına bağlayabilmek insanın içinde bir açmaza götürebilecek bir noktaya taşıyabilir. Ben sosyal evrimde temel ahlaki değerlerin evrenselleştirilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Kendi şahsi görüşüm bu şekildedir. Sosyal evrim bize rakip bir grup yaratmayı ve onu yok etmeyi de gösterir. Fakat bu grubun ne büyette ne cüssede olduğu bugün çok değişmiştir. Yani bu kabile döneminden gelen bir içgüdüdür. İnsanoğlu bu içgüdüsünü tüm insan grupları için genişletmeyi becerebilmelidir. Darwin de bunu çok güzel anlatmış ama bugün henüz hala onu anlayan yok. Çünkü Darwin'in düz biyolojik evrim teorisini bile henüz anlayabilmiş değil insanlık genel olarak. Çok güzel anlatıyor aslında. Ama sosyal evrimde de Darwin insanların bu gruplar arası mücadelesini ve grup içindeki ahlakını çok güzel yazmış. Sonuçta benim buradaki bakışım hiçbir zaman sosyal evrim Hitler'e hak veremez. Bu insanın temel ahlaki doğasına aykırıdır. Ve insanlar kaynakları bol olduğu sürece grubu tüm dünya çevresinde genişletebilmelidirler. Çünkü genelde içgüdüsel olarak çatışmanın ve rekabetin temel nedeni doğal kaynaklarıyla ilgilidir. Şempanze sürüleri hala bugün bizim ilkel kabilelerde gördüğümüz ya da yaptığımız savaşları 2-3 yılda bir kendi aralarında yaparlar. Bu da Hitler'i haklı çıkarmaz. Çünkü bugün yaşadığımız koşullar insanlığın grup içindeki bu ahlaki değerleri evrensel olarak tüm insanlığa yayabilmesi için gerekli zemine sahibiz. Hitler'in yaptığı yanlış bedelini çok yavaş kronik bir etkiyle ödüyor. Hitler çok büyük bir yanlış yaptı. Yani Avrupa'nın göbeğinde modern insanın medeni, en medeni olması gereken yerde ve beklenenin tam tersine inanılmaz vahşice bir davranıştı bu. Fakat bu davranış çok yavaş ve uzun süreli bir bedel ödüyor. Yani bu yanlış hala vicdanlarımızda, ahlaki kısmında hala sorgulanıyor. Hala Almanya'da yaşayan yeni nesiller de bunu yapıyor. Yeni bir Hitler çıkabilir mi? İşte bunun için hazırlıklı olmalıyız. Nasıl virüs için aşı geliştiriliyorsa insanlık da sosyalliğinin bu ters yanı için bu yani hep birlikte hipnotize olduğumuz bu grup psikolojisine girmemizi önleyebilmek açısından bu sosyal evrimin mekanizmalarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onun için bu konu önemli. Yoksa bunu bilmek Hitler'e vize vermek anlamında olmasın. Ben bu sunumları yaparken başlangıçta dikkatsiz davrandığım yerler de oldu. Sanki ben Hitler'e ya da ileri topluluklara diğerlerini alt etmesi için evrimsel mekanizmayı bir vize verme amacıyla kullanıyorum gibi düşünenler oldu. Böyle bir şey hiçbir zaman düşünmedim ve düşünmem.
Çünkü sosyal evrimi bilmek bence yapılan yanlışları da durdurabilmek için gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Aynen, zaten Yahudileri katleden Hitler'in evrim düşüncesi de bu durumda aslında şey olmuş oluyor, yani yok olmuş oluyor. Çünkü evrim yaşa ve üre üzerine kurulu. Naziler üreyemedikleri için yok oldular zaten. Onlar için kendi kendilerini öldürdüler. Bir canlı yayın konuğumuz var. Cihat Bey İstanbul'a arıyor kendisi. Etik ile ahlak arasındaki kavramsal olarak fark nedir diye sormuş. Cihat Bey'i alabiliyor muyuz? Yayına arkadaşlar, rejideki arkadaşlardan rica ediyorum. Evet, Cihat Bey şu anda yayında. Cihat Bey merhaba, sesimizi duyabiliyor musunuz? Merhabalar Ahmet Bey, duyuyorum. İyi akşamlar Tamer Hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, biz de sesinizi akşamlar çok Cihat Bey. Çok çok canlı bir sesiniz var. Buyurun Cihat Bey, sorunuzu alalım. Şöyle, benim sorum biraz daha kavramsal bir soru olacak hocama. Şöyle, etik ve ahlak arasındaki nüansı bir açıklamasını ufak bir talep edeceğim. Bir de ya bu ahlak kavramı biraz daha nefret cinayetleri olsun ya da insanların özgürlüklerini kısıtlama konusunda bir kavram olarak da kullanıldığı için ve insandan insana farklılık gösterdiği için etik kavramı şahsi adıma bana daha doğru geliyor. Bu konudaki düşüncesini alabilirsem mutlu olacağım. İyi geceler bu arada. Sağ olun, teşekkürler. Ayrılmasın Cihat Bey. Ben öncelikle etikle ahlakın temel olarak ne çağrıştırdığını kendisine sormak isterim. Yani etik dediğinizde siz nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Ahlak deyince hani bu hastalık vaka olayı gibi olmasın. Onu bir şey yapalım. Hani şu Sağlık Bakanımız bize vaka diyor. Bir de hastalık diyor. İkisi aynı şey aslında tıpta. Ama bizi yiyor yani bakan. etikle ahlak konusunda da. Ya şöyle Tamer Hocam. Ya etik kavramı olarak biraz daha evrensel işte falan şey canlandırıyor. İşte ya insan haklarına da daha o uygun bir şekilde yer alan ahlak dediğimizde işte birine yönelten ahlaksız kavramı, yani bir nevi dinsiz kavramı gibi biraz yapı sökümüne de uğramış bir kavram olarak da kabul edildiğinden, bu yüzden etik bana biraz daha genel geçer ama ahlak böyle daha çok değişen ve işte insanların birbirlerini ötekileştirme aracı kullandığı bir kavram gibi hissettiriyor. Dediğim gibi konuşmanızı dinledim. Herhangi bir onlarla ilgili şeyim yok. Sadece kavramsal olarak bir soruydum benim için. Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Diğer... Ayrılmayın. Kitap hediyesi kazandınız Cihat Bey. Öteki soruda sanırım töre cinayetleriyle ilgiliydi. Tam anlayamadım ama törelerle ilgiliydi. Evet. Ben... etik ve ahlakta ben ancak çok memnun olurum. Sorunuzu tekrar alın. Şöyle hocamın da dediği gibi, yani töre cinayetleri olsun, nefret cinayetleri olsun, ahlak kavramı hep bunların bir nedeni olarak gösterildiği için ben etik kavramının daha doğru ya kullanımının biraz daha politik açıdan daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ya bu konudaki düşüncesini almak istiyorum sadece hocamın. Yani demek istediğim sadece kullanım konusunda nasıl bir fikri var, bu konuda neler düşünüyor bu konuları. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle tabii benim bir sosyal bilimlerde temel kavramsal zemine inip oradan bir örnek verme şansım yok. Çünkü temelde sosyal bilimlerle ilgilenmiyorum. Kendi alanımdan çağrıştırdığı yönünde bir şey söylemek isterim. Etik dediğimiz zaman birazcık daha bedeli hafif olan, yani toplumda çalmak, öldürmek ya da ağır yalanlar söylemek biraz daha ahlakla ilgili. Etik ise daha küçük bedeller ödeyebileceğimiz yanlışlarımızı ya da doğrularımızı tanımlayan ahlaki yaklaşımdır. Aslında ikisi de aynı gruba girer. Yani etik ahlakın biraz daha kibarcası gibi söylenebilir. Bu konuda tabii ki çok farklı açıklamalar da gelebilir. Ben çağrıştırdıkları yönünden bunu söylemek isterim ama töre cinayetlerindeki olayı ayrıntıya da girmek isterim. Ben hep şunu da düşünmüşümdür. Yani birileri neden ömürlerini, yani şöyle söyleyeyim, birisi töre cinayeti işlediğinde ya da herhangi bir nedenden dolayı cinayet işlediğinde aslında o kişiyi öldürdüğü kadar kendisini de öldürür. Yani kişi kendinden sorumludur temel olarak. Yani o kişiyi öldürmemiş olsa
sineye çekmiş olsa yapılan şeyi aslında ömrü boyunca sağ ve sağlıklı bir şekilde yaşayacaktır. Neden bu cinayeti işlemeye karar verir? Bunu da ahlak kavramı üzerinden düşünülebilir. Her toplumun kendine göre değer yargıları vardır. Toplumun değer yargıları bireylerin üstünde aşırı baskılar oluşturur. İşte bunu da arkadaşımızın dediği gibi ahlak kavramı içinde boğabiliriz. Etiği de ayırıp biraz daha yumuşak tanımlamaları etikle anlatıp ahlak kavramında da buna girebiliriz. Ama ben bir cinayeti hani ahlaksızlığın da daha ötesinde bir kavram bulunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü töre cinayetleri herhalde eğitimle de çözülebilecek bir şey değil. Ama o toplumun temel ahlaki yapısı da bunu kaldırıyor. Yani suçladığım için demiyorum ama bir bölgede çok uzun süre yaşamış ve töreler oluşturmuş kolonilerin bu şekilde davranması kitleler tarafından bekleniyor. Yani bireyler bunu tek başlarına kaldıklarında hiçbir zaman istemedikleri bir şey olduğu halde annesine, babasına ya da işte yanındaki onu provoke eden, hala bekliyorsun diyen kişilere bir cevap vermek için gidiyor öldürüyor. Niçin kendini öldürüyor? Çünkü bu kişi eninde sonunda yakalanıyor, ömür boyu hapis cezası alıyor. Yani bir şekilde kendi yaşamını da yok ediyor. Bu da ahlaki tanımlama içinde böyle yer alabilir. Belki zamanımız olursa daha sonra zaten ensest ve üreme dışında cinsellik gibi konulara da gireceğim. Hani töre cinayetleri de genellikle genlerin istenmeyen bireylere aktarılması ile ilgili sorunlar üzerinde olduğu için bu bir genetik savaş gibi anlaşılabilir. Yani ailenin belirlediği kişiler dışında ekonomik nedenleri de vardır. Yani başlık parasından kaçınabilir. Yani bir sürü inanılmaz sebepleri vardır. Onlara çok detaylı girmek istemiyorum. Sağ olun hocam, teşekkürler. Bir telefon konuğumuz daha var. Meltem Hanım Samsun'dan katılıyor. Bilim ahlakı açıklayabilir mi şeklinde bir sorusu var. Meltem Hanım'ı hemen yayına alalım arkadaşlar. Meltem Hanım şu an yayında mı? Rejideki arkadaşlar yayını alabilirsek. Evet, şu anda bir problem var galiba. Birkaç şey söyleyeceğim ben aslında bununla ilgili. Evet, Meltem Hanım şu anda bizi duyabiliyor musunuz? Sesi kapalı arkadaşlar ve açamıyorum ben sesi. Bakabilirseniz. Şu anda sesiniz gelmiyor. Bizden kaynaklı mı yoksa? Evet. Neyse, Meltem Hanım'la ilgili bir teknik problem var galiba. Sesi şu anda yayına gelmiyor kendisinin. Açıkçası ben birkaç şey sormak istiyorum. Yani bu aslında şeye de girebiliriz. Yani bu kendisine yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapma konusu da girebilir. Çünkü ben bununla ilgili çok fazla eleştiri alan birisiyim. Ben ilk hatta işte Osman Bulut'la yaptığımız yayında bunu söyledim. Güldüler falan, yani çok komikmiş falan dediler hatta böyle bir şeye. Ancak hani bana nedense açıklama şey de olmadı o süreç içerisinde. Ben oradaki size karşı tepkinin nedenini çok merak ettim. O soruya da cevap vermek isterim. Hani kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma ilkesi tüm dinlerin temelinde yer alan temel ahlaki ilkedir. Yani bütün dinler buradan doğuyor zaten. Aynen, ben son uçaktaki ateist kanalımda dedim ki ya bu bir ayet olsaydı şu anda bize karşı savunuyor olurdunuz ki bazı hadislerde İslam peygamberinin bunu söylediği söyleniyor. Yani bazı hadisler bunu bile söyler. Yani bizim peygamberimizin sözüdür der. Bazıları hatta Hazreti Ali'nin sözüdür der. Yani neden buna karşı çıktığını anlayabilmiş değilim. Ama o konuda size şunu soracağım. Bana gelen sorulardan dolayı ben bunları soruyorum. Yani cevaplarını bildiğim için, bilmediğim için değil. Sizin de görüşlerinizi almak için. Tabii. Şimdi kendisinin yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapmak kuralı birincisi halen geçerli mi? Tabii. Yani bütün ahlaki ilkelerin temelinde, özünde bu yer alır. Fakat belki konuyu dallanıp budaklandırmayayım baştan isterseniz. Bunun geçerli olmadığı bir şey var, onu söylemek istiyorum ama sonra söyleyeyim. Şimdi devam edelim.
Bir de şu var, mesela ahlaki olup olmamayı, yani şu anda bir yaptığımız herhangi bir eylemin genel anlamda ahlaki olup olmamasını her şeyi çıkartarak, hukuk, din hepsini çıkartarak bu kurala bağlayabilir miyiz? Yani yaptığın şeyi kendine yapılmasını istemiyor deyip başkasına yaptıysan bu ahlaki değildir çıkarımını şu anda yapabilir miyiz? Şöyle, insanlar niyetlerine göre davranır. Yani bir aşk mektubundan bir idam fermanı çıkarılabiliyormuş. Yani biliyorsunuz bu böyle bir şey de vardır. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmadan ne demek istediği çok açık ve nettir. Bunu eğer kavramsal olarak irdelediğinizde buradan tam ahlakın tersinden şeyler de çıkarılabilir. Mümkün, ama ne demek istediği çok net bu kuralın. Onun için o irdelemelere hiç girmek istemem. Muhakkak ki vardır örnekleri. Yani bana çok gelen mazoistler bir... işte filan onları söyleyeceksiniz herhalde. Aynen. Ben mazoşistlerin bu örneğe uymadığını söylüyorum. Çünkü bir mazoşist gidip birisine işkence yaptığı zaman başka bir mazoşiste yapmıyor. Evet. İşkenceyi sevmeyen, işkence istemeyen birisine yapıyor. Gelip bana da yapın diyemez çünkü o mazoşist zaten. Ona yaptığımız işkence onun başkasına yaptığı işkenceyle aynı eşdeğerde olmayacaktır. Bunu kavramak için de ben şey, özellikle şunu çok fazla söylerim, yani savunurum. Yapılan eylem bir kişinin özgürlüğünü her şeyden önce kısıtlar. O zaman bir mazoşistin özgürlüğünü kısıtlamanın da bir şey yoktur. Yani bir mazoşist gidip birine işkence yaparsa onu alıp hapse tıkmanın, yani özgürlüğünü kısıtlamanın ahlaki olmayan bir durumu yoktur. Mazoşist de ya niye beni hapse tıktınız, bu ahlaksızlıktır diyemez. Çünkü kendisi de birinin özgürlüğünü eline almış oldu. İkinci bir örnek de var. Mesela bana çok fazla söylenen bir örnek. Tecavüzcü örneği. Bir kişi gel bana tecavüz edin deyip gidip birisine tecavüz etmesi durumu bence de örnek değildir. Çünkü neden? Tecavüz ettiği kişi, tecavüz zorla yapılan cinsel saldırı demektir. Bir kişi isteyerek cinsel saldırı yapamazsın zaten. O tecavüz olmuyor. O fantezi oluyor. Yani ben gidip birine tecavüz ettim. Siz de bana gelin tecavüz edin derse o da ona yapacağımız cinsel eylem tecavüz olmaz yani. Bu şekilde zaten açıklamak zorunda kalıyorsanız zaten bir şey diyemeyeceğim. Yani bu şekilde açıklamak zorunda kalmamıza gerek yok zaten. Yani iki gün sonra bunu açıklamak zorunda kalacağımı düşünüyorum. Çünkü Enis Doko ile iki gün sonra ahlakla ilgili bir yayınımız daha var. Kendisi bu örnekleri ben canlı yayında da görüştüm. Hatta konuştum, soru sormuştum o zamanlar. İşte bunu söylemişlerdi. İşte kolaylıklar diliyorum size. Aynen. Peki geçerli olmadığı kısmı şu anda söyleyebilir misiniz hocam? Yeri gelmişse. Yani kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına pekala da yapabilirsiniz. Eğer bir kabile ruhuna sahipseniz, aynı Hitler'in yaptığı gibi, o grubun dışı için, zaten o grubun dışını mahvetmek için grup psikolojisi canlanıyor. Yani işte bu kabile psikolojisindeki ayın karanlık yüzü dediğim şey bunu telkin eder. Eğer o kişi sizin kabileden değilse, grup psikolojisi ya da bazı liderler, bazı provokatör faktörler sizi bunu yapmaya teşvik edebilir. Siz de bunu yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü genlerimizde derinlerde bir yerde rekabet içgüdüsü var. Ya o benden değil ki diyor. Yani sana yapılmadığın şeyi başkasına yapma dediği şeydeki o başkası dediği şey gerçekten bayağı bir başkası bir kişi oluyor. Yani senin klanından, senin kabilenden, senin dininden değil. O adama istediğin şeyi yapabilirsin anlamı geliyor. Ama modern insan bunu şöyle çözmüş. Savaş anında bir tek diyor. Yani bu çok geniş bir şey. Demin de detaylı olarak vermeye çalıştığım şey şu. Modern insan kendi kabilesinin sınırlarını dünyanın sınırları içine alabilmeyi beceren insandır. Yani ötekileştirdiğiniz anda her şey yapılabilir. Bu da mübahmış gibi gösterilebilir ama bunların bir suç olduğundan kaçamazsınız. Hitler'in yaptığı yanlış kronik bir şekilde bedelini ödüyor hala. Hala vicdanımızda cezasını ödüyor. Benim 5 dakikada evrim videolarımdan bir tanesi de ırklar ve ırkçılık diye bir video. Orada İzledim da onda. Çok güzel bir videoydu. Orada da ya çok zorladı beni ama çünkü 5 dakikaya böyle bir şeyi indirgeyebilmek o kadar zor ki, ama ırklar üzerinden buna bir haklılık vermeye çalışılabilir. Dinler üzerinden verilebilir. Siyasi işte Sovyet rejiminden diyelim bir şey verilebilir. Ama hiçbirisi bundan haklı değil. Eninde sonunda gelip insanın vicdanında karşılığını bulur. Yani bir insanı Yahudi diye yakmak, yok etmek
onun yani her şeyden önce dine de aykırıdır, ahlaka da aykırıdır. Ama o anda sizin çevrenizdeki kişilerin gözünde çok doğru bir şey yaptığınıza inanırsınız. Ama uzun zamanda ahlak, insanlığın ahlak potasında erirsiniz. O anda güçlüsünüzdür, yaparsınız ama insanlığın ahlak potası o kadar geniştir ki eninde sonunda sizi yakar. Anladım. Bir konuğumuz vardı galiba arkadaşlar. Konuğumuzu alabiliyor muyuz? Meltem Hanım'dı galiba. Konuğu alabiliyor muyuz? Daha sonra şu hani cinsellikle ilgili bir durumdan bahsetmiştiniz. Oraya hatta tabii. Yavaş yavaş girelim. Çünkü benim de... Evet, Meltem Hanım, bizi duyabiliyor musunuz öncelikle? Evet, duyabiliyorum. Samsun'u arıyor Meltem Hanım. Az önce söylemiştim, yayında bir sorun oldu. Meltem Hanım'ın sorusu, bilim ahlakı açıklayabilir mi? Meltem Hanım, sizden de dinleyelim sorunuzu lütfen. İyi akşamlar öncelikle Tamer Hocam. İyi akşamlar. Ben şey soracaktım. Dini inançlardan bağımsız bir ahlak anlayışı mümkün mü? Mümkünse bilim ahlakı açıklayabilir mi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederiz Meltem Hanım. Hocam soruyu anladınız değil mi? Tabii. Çok, çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ayrılmayın. Kitap kazandınız siz de. Arkadaşlar, rejideki arkadaşa adres bilgilerinizi alacaklar. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Soru bilim ahlakı açıklayabilir mi? Bilim ahlakı açıklayabilir mi, ama asıl öbür soru dinler olmadan ahlak olabilir mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Tabii konuşmamızda da değindiğimiz gibi ahlak dinlerin ulaşamadığı insan toplumlarında da mevcut. Modern dinlerin ulaşamadığı, demin de söyledik, pagan kabilelerinde dahil olmak üzere insanlığın temel içgüdülerinde, genlerinde temel ahlak yasası var. Dinlerin de birbirinden çok farklı kültürel, ibadette, inanışta farklılıkları olmasına rağmen temel ahlak yasalarında birleşirler. Bunu başka türlü zaten izah edemeyiz. Yani bu insanın içindeki ahlak yasası dinleri de hizaya getiren de bir şeydir. Onu da söylemiştik. İşte Katolikliğin aşırı inanılmaz ahlak dışı davranışlara gitmesi sonuçta onu ahlaka davet edilecek bir protestan hareketine neden oldu. Sonra protestan hareketi yeniden yumuşadı. Şimdi dini inanışa karşı bir tepki olmaya başlıyor. Avrupa'da inançlar azalıyor. Kuzey Avrupa'da daha fazla azalıyor. Güney'e indikçe yine Katolik'in derin etkileri hala devam ediyor. Hani bir gün inançlar bitecek mi diye sorabilirsiniz. O ayrı bir konu. Onu konuşuruz. Ama sonuçta ahlak dini her zaman ahlaka davet etmiştir. Yani insanın vicdanındaki ahlak yasası olmasa bunu nasıl yapacaktı? Çünkü din bütünüyle bir eksen kayması yapıyor. Kiliseye bağış toplarken haksızlıklar, hukuksuzluklar, ahlaksızlıklar yapılıyor. Ve bir gün birileri diyor ki bu yanlış diyor. Bunu nereden ölçüm alıyor da diyor. Yani hangi kritere, hangi kıstasa göre diyor bu kişi, ya da hangi kritere göre söylediğini çevresini ikna ediyor. Belli ki insanların vicdanında doğruya, ahlaka yönelik bir yasa var. Bu olmasa zaten insanları ikna edemez. Çünkü güçlü bir Katolik kilisesinin aynı zamanda askeri ve siyasi gücü de var. Yani buna baş kaldırabiliyor olmak, insanları ikna edebiliyor olmak ancak vicdanlarında insanların böyle bir yasadan güç alarak yapmaları gereken bir şey. Çok ileri diktatörler bile tebaalarını dikte ederken, diktatörlüklerini devam ettirirken onların ahlak yasalarını gözetmeden bunu yapamaz. Çünkü toplum yanlış ahlaka bir yere kadar tahammül eder ama daha sonra muhakkak ki kitle hareketleri, yeni hareketleri doğurur. Rakip liderler de bunu kullanır. Çünkü iktidar yarışında ahlakını öne çıkaran kazanır genellikle. Umarım soruya cevap olmuştur. Büyük ihtimalle soruya cevap oldu hocam da. Birkaç chat sorusu var ama ondan sonra şu seks ve cinsellik konusu ve ahlak konusuna da girmek istiyorum. Sorular hiç bırakmak istemiyorum. Hani kimsenin de gönlü kalmasın ya, benim sorum niye sorma diye. Şöyle demiş Mahfuz Sevinçkan. Ahmet Baylamaz, ahlakın biyolojik temelleri vardır.
Peki ahlakın ilk çıkış zamanı biliyor muyuz diye sormuş. Böyle bir var mı yani şu zamanda çıkmış ya da şu devirden öncesindedir? Mesela ben genelde hep üst paleontolojik dönemden öncesini hep genelde örnek veririm. Çünkü topluluklar halinde yaşadığımız dönemler olduğu için. Öncelikle teşekkür ederim. Bu soru da çok güzel. Bu sorunun cevabı şeye benziyor verebilmek. Homo sapiens ilk önce ne zaman var olmuştur sorusunun cevabına benziyor. Bunun için uzmanlara sorduğunuzda kimisi 300 bin yıl der, kimi 400 der, kimi 500 der. Ama 10 yıl önce sorsaydınız 200 derdi, 150 derdi. Yani değişken. Neden değişken? Çok açık bir nedeni var. Çünkü evrimden bahsediyoruz. Evrim bir şeyin bir gün bir şeyken öbür gün başka bir şey olduğu bir şey değil. Yani evrimde bir göreceli bir yavaş geçiş süreçleri var. Ahlakın da insanda ortaya çıkışını ancak bu bakışla izah edebiliriz. Ahlakın insanda ortaya çıkışı insanın sosyal bir canlı olduğu dönemden başlaması lazım. Fakat insanın gerçekten sosyal canlı olduğu dönemde 5 milyon yıl kadar gidebiliyoruz. Çünkü ağaçlardan inip kuraklık döneminde birbirlerine daha muhtaç oldukları, yırtıcıya karşı ağaça kaçıp saklanamadıkları, grubun himayesine muhtaç oldukları dönem, grubun güçlendiği dönem 5-6 milyon yıl kadar öncesine gidebiliriz. Bu grubun ahlakının şekillenmesi için gerekli bir zaman. Ama insan evrimi bu kadar kısa bir süreç değil. Yani insan 5-6 milyon yıl öncesinden daha önce ağaçlarda da sosyal bir özelliğe sahipti. İnsanın ataları diyeyim. Çünkü o insan değil artık. Daha geriye gidip belki daha başka sosyal atalarımızda olmuş olabilir. Çünkü bunun geriye gidişi daha tek hücreliye kadar çok uzun bir, yani vücutlu canlılara gidersek 500 milyon yıl içinde insanın ataları ara ara sosyal dönemlere girmiş, ara ara da çıkmış olabilir. Yani insanın gerçekten sosyal bir varlık oluşunun en son geçerli nedeni 5 milyon yıl öncesidir. O da bizim temel ahlaki ilkelerimizi aldığımız dönem kabul edilebilir. Peki Fatih Kinyas sormuş hocam. Biyolojimizde ahlak var mıdır diye sormuş. İlk sorunuz da buydu. İnsanın biyolojisinde ahlak var. Fakat sunumda da gördüğümüz o slayttaki gibi ne bir boş sayfa olarak doğuyoruz ahlak açısından ne de tam bir ahlak kitabı beynimizin içine monte edilmiş olarak doğuyoruz. Temel ahlak yasaları beynimizde var. Toplumumuzdaki ahlaki gözetme çiplerimiz var. Mesela bir insan eğer hırsız bir kabileye doğuyorsa hırsız bir yasaya sahip oluyor. Toplumdaki yasaları gözetmek de bir ahlaki çiptir. Yani ebeveynlerini takip et, böylece sağ kalırsın. Bu bir ahlaki ilkedir. Ebeveynin yanlış yapıyorsa o grubun ahlakı bozuk demektir. Ama hayatta kalıyordur. Yani grup içindeki ahlakta bahsediyoruz. Ama grup eğer birbirinden çalmıyor, başka yerden çalıyorsa bundan bahsediyoruz. Grup içinde bir de birbirinden çalmaya başladığını düşünün. Yani grubun yine eninde sonunda ahlakı vardır. Yani bir gangster çetesi bile olsa bunlar eğer birbirlerine en ufak bir yamuk yapsalar ahlaksızlıklarının bedelini öderler. Yani her grubun kendine göre içinde bir ahlak vardır. O da biyolojimizde ahlakın olduğunu yine gösterir. Ben bununla ilgili son yaptığım videoda aslan örneğini vermişim. Çünkü aslanlar bildiğiniz kediler içerisinde en sosyal olan canlılar. Erkek aslan eğer bir başka bir sürünün erkek aslanını yener veya öldürürse oradaki diğer aslan yavrularını, o erkek aslan olan yavruları yer. Bu genelde hep karşılaştırılan bir şey. Bunun da aslında bir ahlak anlayışı olduğunu belirtmiştim ben aslında şeyde kendi yaptığım yayında. Çünkü bunu yapmasının bir nedeni var. Güçsüz olan erkek aslanın yavrularının büyümesi aslında bütün aslan ırkının gelişimi de engelliyor bir yandan bakarsanız. Çünkü aslan bunu yapıyor. Kendi spermlerini, DNA'sını aktararak daha güçlü bireyler olması yapıyor. Buna girmemin sebebi bu seks ve işte cinsellik ve ahlak konusunda. Çünkü bize söylenen bir şey var. Çok fazla söylenen. Şimdi isim de vermeyeceğim ama benim ilk ateizm derneğinde ilk yaptığım canlı yayınlardan bir tanesinde ele aldığımız konuydu bu. İşte ateistler madem işte dinlere inanmıyorsunuz o zaman niye işte örnek veriyorum ensest ilişkiye girmiyorsunuz? Kız kardeşinize niye işte cinsel ilişkiye girmiyorsunuz? Bu sizi ne bağlıyor? İşte sorsak hepiniz bunu ahlaksızlık olarak görürsünüz ama
ne? Seni bağlayan ne? Yani sonuçta bir öbür dünya anlayışın da yok. Seni ahlak olarak bağlayan ne? Sizin bu konu hakkındaki düşünceniz ne? Biz niye hani ensest ilişkiye girmiyoruz? Önce genel bir kavramsal bakış açımı söylemek istiyorum. Bir insanın inanışı ya da inanmayışı açıkçası o kişinin o anki durumunu izah eder. Bir insan ömrü boyunca ne olduğunu da ayrıca tartışmak gerekir. Bir insan inançla, ibadetle doğabilir. Bir dönem ateist olabilir. Bir dönem daha sonra aynı kişi yani aynı bire yaşamı boyunca farklı bir inanış tarzına da geçebilir. Agnostik olabilir sonra. Sonuç olarak ne olduğundan bağımsız olarak temelde ahlak yasaları onları yönetir. Yani bir toplumun ateist olması, dinden uzak olması onun temel ahlaki yasalara bağlı olmasına mani hiçbir zaman değildir. Zaten bu konuda istatistiksel araştırmalar da yapılmış olursa eğer şu açıkça görülecektir ki ister inanan bir toplum olsun, ister inanmayan toplum olsun hepsinin ahlak olarak nitelendirdiğimiz özelliklerinin eşit olduğu ortaya çıkacaktır. Bu bizim genelde temel bir ahlak yasasına sahip olduğumuzu gösteren özel bir deneyimdir, bir buluştur açıkçası ya da bir sonuçtur. Bir insanın ahlakı onun diniyle orantılamak doğru değil. Dinlerin ulaşmadığı pagan kültürlerde bile temel ahlak yasaları bunun üzerine işlemektedir. Onun için böyle bir ateist olduğu için ensest ya da ne bileyim ahlaki davranış dışında davranacağı düşüncesi tamamen bir eksen kayması, yanlış düşünme, şehir efsanesidir bence. Ateistler de normal insanlardır bence de. Bunu şöyle açıklıyorlar aslında. Yani siz bu enseste girmiyorsunuz çünkü Allah sizin içinizde ensest ilişkiyi mahal vermeyecek. Tabii. Bir işte vicdan, bir ahlak her insanın içinde var. Hı-hı. İşte buna uyup uymamak sizin iradenize kalmış ama girmiyorsunuz. Tabii. Çünkü genelde bu ahlaka uyuyorsunuz. Onu ensesti de ayrıca açmak isterim. Ensestle ilgili kısmını açmak isterim. Özellikle o konuda bir başlık olarak girmiştim. Bu 5 dakikaya sığmadığı için maalesef. Hele o konuya girsem 1 dakika daha uzayacaktı. 5 dakikaya uydurmaya çalışacağım. Bizim 5 dakikamız yok hocam. Bizim 5 dakikamız yok. Devam burada, edelim. Burada açıklamış olayım ben. Öncelikle aslanlarla ilgili olan kısmında da biraz yavruları yemiyor aslında, öldürüyor tabii ama yemiyor. Genelde erkek aslan öbür rakip gruba saldırdığında dişilerin tekrar aynen sizin bildiğiniz gibi ben grubu anlatıyorum. Dişilerin tekrar kızışabilmesi ve tekrar onunla bir çiftleşebilmesi için bir önceki erkek aslanın yavrularını öldürüyor ve onun tahtına son veriyor. Yani sosyal gruplar arasındaki kavgalar da böyle zaten. Sonra o yavruları yerine kendi yavruları oluyor. Bu da aslan toplumunun bir anlamda varlığının temel yasası. Bunu ahlaktan anlatınca tabii insanlar böyle ahlak mı olur diyorlar ama sonuçta ahlakın tanımını buna uyacak şekilde de genişletebiliriz. Çünkü ahlak grubun toplu davranış ilkelerinin bir bütünü olarak ele alındığında böyle. Ama ben ahlakı grup içindeki kısma indirgediğimizde daha farklı bir şey oluyor. Kendi grubunuzun ahlakı oluyor. Mesela bütün dinler kendi grubunda, bütün aileler, bütün toplumlar kendi grubunda en iyi ahlaka sahip. Ahlakın bence gerçek tanımı dışarısı içinde ne düşündüğünüz. Çünkü artık biz öyle izole hayatlar yaşamıyoruz. Bir aileyle, bir sınıfla, bir toplumla değil. Her insana eşit sorumluluk olan medeni ülkelerde yaşıyoruz, şehirlerde yaşıyoruz ve ahlak kavramının da buna göre genişletilmesi gerekiyor. Şimdi cinsel konulara girelim. İki konuya değinmek isterim. Ensest konusu birincisi, demin açılan bir konu. Bir de üreme dışı cinsellik diye bir başlığımız var. Bu başka bir boyuta gidiyor ama onu da anlatmak isterim. Ahlakla ilgili çünkü orada da söyleyecek birkaç şey var. Ensest özellikle ensestin ahlaki bir sorun olduğunu ve aklen yapıldığını düşünenler yanılıyorlar. Ensestten kaçınmak aslında ahlaki bir şeydir. Fakat düşünülerek bilinçli bir akılla ya da dini zorlamalarla olan bir şey değil. Dinler tabii ki bunu zorlayabilirler. Çünkü ahlaki bir değeri olan bir şey. Ama temel mekanizma biyolojiktir. Ensestten kaçınmanın
neredeyse bütün türlerde, bazı türlerde ensest vardır, olabilir, bir şey diyemiyorum ona, ama neredeyse bütün türlerde ensestten kaçınmanın yolları evrilmiştir. Yani insanda da böyledir. Ensestten tiksiniriz, iğrenme, beynimizdeki iğrenme mekanizması devreye girer. Çocukluğunuzda birlikte büyütüldüğünüz biriyle evlendirilmeye çalıştığınız zaman bundan tiksinirsiniz. Bunun nedenini de bilemezsiniz. Çünkü birlikte büyüdüysen onunla üreyemezsin. Kuralı ahlaki şeyler nasıl vicdanımıza oturmuşsa bu da bir yasa gibi içimize oturmuştur. Ama demin de en başlarda söylediğim gibi ahlaki değerlerinin herkesin eşit olmadığı durumlar var. Bazı kişiler ensest yapabilirler. Bunlarda bir genelleme yaparak bütün insanlığın böyle olduğunu söylemek doğru değil. Ya da bunları bir dine, bir sınıfa ya da bir gruba dahil etmek çok yanlış. Bu tamamen antisosyal bir özelliğe sahip bir beyin yapısında olan bir kişi. Mesela bir Avusturyalı bir adam vardı bundan 6-7 yıl önce. Bütün ailesindeki kız çocuklarıyla ilişkiye giren çok iğrenç bir durumu sergiledi ve bu şeyde de çıktı. Bunun gibi çok örnek var. Fakat bunlar istisnai durumlar. Enses temel olarak insanlığın temel ahlaki merkez yasasında bulunan ve kaçındığımız bir şey. Hayvanlarda da bunun için çok özel örnekler var. Mesela kurtlar sürü değiştirirler aynı şeyle çiftleşmemek için. Zaten onların şöyle bir avantajı da var. Alfa çifti ürer, onun yavrularına bakarlar zaten. Diğerleri hiç üremez bile. Yani sosyallik o kadar ileri gitmiş ki kurtlarda, üremekten vazgeçmiş. Doğal, yani bu karıncalarda, arılarda da olan bir şey. Sosyalliğin geldiği bu noktada artık toplumun başarısı için üreme mesajını alıyor hayvan. Yani bu noktada sosyalliğin ilerlediği, ileri demeyeyim, değiştiği diyeyim. Hani bu ileriyi bir skorlama gibi algılanmasın diye. Fakat ensestin olmaması doğada hemen bütün canlılarda olan bir şey. Maymunlarda da, şempanzelerde de dişi göçü vardır. Yani belli bir yaşa gelen dişiler ayrılırlar. Grubu terk ederler, yandaki kabilelere giderler. Bu köylerde de gördüğümüz bir şeydir. İnsanların genetik analizinde de bu çıkmıştır. İnsanlığın da genelde dişi göçünün hakim olduğu bir yapıya sahip olduğu düşünüyor. Çünkü mitokondriyel havadan bakıp anlıyorlar bunu. Yani dişiler belli bir yaşta farklı köylerle evlenerek soy karışmasının, ensestin önüne geçmenin yollarını bulmuş oluyorlar. Şimdi bir de eğer bu konu tamamsa, yani bununla ilgili başka eklenecek bir şey yoksa, üreme dışı. Bir şey ekleyebilir miyim? Şu olabilir mi? Yani ben çünkü aynı şeyi düşünüyorum da, ensesten kaçınmayan toplumlar biyolojik olarak sınırlı oldukları için, yani sağlıklı bir birey yaratamayacakları için genetik olarak, genetik havuzun kısıtlı olmasından dolayı, bu da mesela bundan kaçınmayan türlerin yok olmasına neden olmuş, sadece kaçınan türlerin bugün kalabilmesine neden olmuş olabilir mi? Tabii. Bu doğal seçilimin tam bir örneği. Tabii ensest ilişkiden sağlıklı bireyler de olur. Fazlalıkla olur. Yani çok da nadir bir şey değil ama yeterince büyük bir tür oluşacaksa bu ensestten zarar görür. Onun için ensestten kaçınan tür başarılı olur. Yani doğal seçilimin temel ilkesi ensestten kaçın. Eşeysiz üremek gibi değil mi hocam? Mesela eşeysiz üreyen canlıların hastalık kapma ihtimalleri her zaman için daha yüksektir. Yani evet. Yani ensest yani akraba, yakın akraba evlilikleri ancak bazı insan kültürlerinde bir noktaya kadar geliyor. Darwin bile kendi kuzeniyle evlenmiş. Yani bunun hani kalıtımı bilmiyordu belki o zaman. Kalıtımı bilmiyordu. Evrimi çok mükemmel bir şekilde koydu ama yani kalıtımı bilse de bu ayrı bir şey. Sonuçta yakın akrabalar arasında evlilikler en çok Yahudilerde oluyor. Genetik hastaların da en çok olduğu topluluk Yahudiler aslında. Kendi grup içinde evliliklere müsaade ediyor onların kültürel yapıları. Ama benim ensest olarak söylediğim bizzat kardeşin ya da bizzat genetik bağının olduğu kişilerle şeyi biyolojik yasalar engelliyor. Bir de şimdi, bir sorumuz var hocam. Geçmeden, tabii, onu da sorayım bu konuyla ilgili çünkü. Sonra geçelim isterseniz. Ve sonra toparlayalım zaten. İşte 1,5 saatte bayağı bir geçtik. Cinselliğin toplumlar tarafından ahlaki olarak bu derece tapu haline gelmesini evrimsel açıdan hocamız nasıl açıklar diye sormuşlar.
Sanırım bu bizim söylediğimiz herhalde bunları cevap niteliğinde. Evet. Aynen bunlar cevap niteliğinde yani. Biraz önce konuştuğumuz gibi şunu söylenebilir. Kıyafet, kılık ya da kadınların daha çok baskılanıp hapsedilmesi falan gibi olaylar. Hani bir şekilde kadının sergilenmemesi, sahiplenmek ya da kılık kıyafet gibi şeylerden de mi bahsediliyor bilmiyorum. Soruda niyetlenen şey oysa eğer. Cinsellik sonuçta genlerin savaşının bir sonucudur. Size ait olan genlerin başka şeylerle karışmasını istemezsiniz. Bir erkek hiçbir zaman çocuğunun babası olduğundan emin olamaz. Ama bir kadın kesinlikle emindir. Bu genellikle erkekleri dişilere hakim olmaya zorlar. Bu da cinsel olarak baskın bir şeyin genetik nedeni vardır. Kendi genlerinin dışında bir genetik yapıyı bakıp kollamak, üretmek istemez. Bu da bu baskıcılığın nedenlerinden bir tanesidir. Tamamı değildir tabii ki. Bunun detayına girilebilir ama şimdi çok uzatmak da istemiyorum. Üreme dışı cinsellik eğer şeyse. Şimdi özellikle üreme dışı cinsellik Papa işte 1960-70'li yıllarda yine Hristiyanlardan örnek verecek olursak doğum kontrol şeyini yasaklatmış. Çünkü demiş ki yani biz cinsel ilişkiyi sadece ve sadece üreme için yapmamız gerekir. Bunun dışında cinsel birliktelik yanlıştır diyerek dini olarak bir engele neden olmuş. Biliyorsunuz Katolik Kilisesi de zaten bu yasaklarla bütün din mensuplarını zaten üremek için de olsa cinsellikten mahrum bırakıyor. Fakat ne oluyor? Katolik Kilisesi kımıl kımıl pedofiliyle çalkalanıyor. Bu bütün dinlerde şeyi baskılayan, üreme yani cinsellik doğanın en büyük yasası. Bunu baskılayamazsınız. Çünkü cinsellik zaten sizin varlık nedeniniz. Seks olmasaydı siz olmazdınız. Buna saygı göstermek zorundasınız. Aynı insanın öteki yüzünü öğrenmemiz gerektiği gibi cinselliği de bilmemiz gerekiyor, anlatılması gerekiyor ve bunun amacını da bilmemiz gerekiyor. Şimdi Papa'nın buradaki yanlışı şu, evrim üreme dışı cinselliği yasaklamış olmalı diyor. Yani şimdi herkese bunu sorabilirim grupta. Cinsellik acaba sadece üremek için mi sorusu güzel bir soru değil mi Ahmet Bey? Aynen, yani, aynen. Yani değil diyorum ben. Yani üreme dışı cinsellik de evrimsel bir nedeni olduğunu iddia ediyorum. Yani insanların üreme dışında da cinsel ilişkide bulunmasının evrimsel bir nedeni var. Bunu en iyi açıklayan bir durumu izah edeceğim şimdi. Yani insanlar sadece ve sadece çocuk sahibi olmak için birlikte olmuyorlar. Aslında evrimsel başka bir nedenden dolayı da birlikte oluyorlar. Merakı arttırmak için tekrar şey yapıyorum. Yavaşlatıyorsunuz. Ben de merakla bekliyorum. Bunun cevabı şu. Şimdi insanlar genelde tek eşli canlılar. Yani genelde diyorum çünkü çok eşliğin bir sürü örneğini de gösteriyoruz. Harem hayatı olmak üzere ya da eşleri belli bir süre çocuklarını büyütüp ayrılanlar gibi ya da ekonomik nedenlerden dolayı birlikte olup da sonra ayrılanlar çoğalıyor gittikçe. Sonuçta insanlık ama ne olursa olsun tek eşlilik üzerine kurulu bir mekanizma. Bunun da haklı bir nedeni var. Çocuğu büyütebilmek. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi aslanlarda olan şey insanlarda da vardı. Yani bir aile, bir kabile reisi eşini yalnız bıraktığında başka bir erkek gelip onun çocuğunu öldürebilir. Yani bu insanların da geçmişte başına gelebilecek bir şeydi. Yani bugün maymunlarda görüyoruz, ayılarda görüyoruz. Bir sürü memelilerde bu var. Yani başka bir erkek, siz eşinize sahip çıkmazsanız, yani ailenizi birlikte olduktan, çocuğunuz doğduktan sonra yuvanızı korumazsanız eğer, aslanlarda yaptığı gibi, var gücünüzle yuvanızı korumazsanız başka bir erkek gelip sizi öldürecek. Fakat bir erkek de yuvasını koruması için ona da rüşvet vermek gerekiyor. İşte bize çok yakın olan şempanzeler çiftleşme dönemlerinde çiftleşir sadece. Ama bizlerin eşleri insan türünün dişisi
erkeğiyle her zaman cinsel birliktelikte bulunur. Ve bu birliktelik erkeğini yuvasına bağlayan, onun bütün bir anlamda ilaç gibi etki eden, oksitosin salgılanmasını sağlayan, bütün sinirini, stresini alan bir mekanizmayı ortaya koyar. Ve erkek o salgıladığı oksitosinin sayesinde de yuvasına, yavrusuna derin bir sevgi ve saygı besler. Yani ahlakın en temel birimi ailenin içinde olan ahlaktır. Bu ahlak da kadınla erkek ve yavrusu arasındadır. Ve bu ahlakı da ayakta tutan şeylerden birisi de kadınla erkeğin üreme dışında cinsel ilişkiye girmesidir. İşte üreme dışı cinsellik gerçekten evrimsel bir nedene dayanır ve bu sayede çocuklar büyütülebilirler ve daha sağlıklı, daha sevgiyle, daha barış içinde büyütülebilirler. Üreme dışı cinselliğin birçok başka nedeni de var. Hani mastürbasyon olabilir veya ya, ne bileyim, bir hafta homoseksüel ilişkiler. Bunlarla ilgili tabii daha detaylara girilebilir ama cinsellik hani çok övünülecek, saygı duyulacak bir şey değil ama utanılacak bir şey de değil. Cinselliğin doğal yollarıyla ne olduğunu çok iyi anlatarak çocuklarımıza bu cinsel yanlış patlamalardan kaçınmalarını sağlayabiliriz düşüncesindeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Vakti zamanında bir politikacı biz işte yani neyse vermeyeyim, bir kısım bir kesimi eleştirmek için bunların ömrü hayatları seks ve alkol demişti. Hani ben de şey demiştim o zaman, hani alkolü bilmiyorum ama seks olmasa hiç kimse olamaz zaten. Yani hayatımızın seks olması lazım. Yani doğru söylemiş. Hocam varsa başka son birkaç şey söylemek tamam. isterim. Tamam, bir toparlayalım hocam isterseniz. Toparlamak için. Ya bu konuda birçok kitap var. Ahlakın evrimini ben önce kafamda bir sürü soru işaretini araştırarak buldum. Ama çok da kitap okudum. Hele yazmakta olduğum kitaptan dolayı da okuyorum. Mesela Frans de Waal diye çok sevdiğim bir primatolog var. Diyor ki insan kaynaklı sorunların çoğu empati eksikliğinden kaynaklanır diyor. Çok haklı, çok doğru söylüyor. Bu doğal olarak hem genetik, evrimsel hem de gelişimsel olarak empati eksikliği ortaya çıkabilir. Ve sorunların en büyük nedeni bu. Bir de 1800'lerin başında Amerikan başkanı bir Thomas Jefferson'ın not almışım bir lafı var. Diyor ki, yani okuyayım şuradan. Bir çiftçiyle bir profesöre ahlaki bir durumu anlatın diyor. Çiftçi durum hakkında en az profesör kadar iyi, hatta genellikle daha iyi karar verir diyor. Çünkü yapay kurallarla yoldan çıkmamıştır diyor. Aynen. Yani bunu Amerikan başkanı söylüyor. Trump değil yalnız. Bu biliyorum, Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Trump bunun tam tersini muhakkak söylerdi diyorum. Trump'ın son olarak da zannetmiyorum ama neyse. Son olarak da bu 5 dakika evrim programının sonunda söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Bilimin ahlakını, yani ahlak bilimsel midir diye bir şey var ama bilim ahlaksal mıdır diyeyim ben. Bu başka bir soru olmuş oluyor. Bilimin de bir ahlakı var. Yani bilim insanlarının ahlaklı olması gerekiyor. Hani din insanları zaten ahlaklı olmalı. Onu tartışmayız. Ama din insanları ahlakın dışına çıktığı zaman onların tebaaları bir süre onları takip edebiliyor. Yani dinin bir bağlayıcı gücü var. Ve bunu kullanarak iyice yozlaşabilirler din insanları. Yani yoldan iyice çıkabilirler ki uyarılana kadar. Ama bilim insanlarının böyle bir şansı yok. Bilim insanları tamamıyla da ahlaklı olması lazım. Tıpkı yine de din insanlarının olması gerektiği gibi. Neden? Çünkü eğer kurgulama yaparken gerçeklerin dışına çıkarlarsa yanlış bilimsel sonuçlara varacaklardır. Darwin'in hayatını okuduğunuzda ya da ben hayatını en son okudum, diğer şeylerini okudum ama tamamen ahlaki ilkeler üzerinden bu buluşları yaptığını görüyorsunuz. Çünkü bilimin ahlakı gerçekler üzerine kurulu. Hiçbir zaman gerçeğine dışına çıkamazsınız. Çıktığınız anda teoriniz şaşar. Üstelik teoriyi yanlış kurduğunuzda da ortaya koyduğunuz bilim de bilim değildir aslında. Diğer yandan bir ahlaklı olmaları gereken şey de şu: bildikleri şeyi
toplumla doğru olarak paylaşmaları gerekir. Bilimin en önemli alakası da budur. Yani bir şeyi biliyorsa bunu toplumu yanıltmak, yanlış yöne yöneltmek ya da çıkarı uğruna bir bireyin, bir kitlenin, bir siyasi ya da dini görüşün çıkarı uğruna değil, tamamen gerçek olduğu için toplumla paylaşmak sorumluluğu vardır. Ben de bundan yola çıkarak kendimi bu ilkeyi alarak davranıyorum. Evrimi çok da hani böyle tapar gibi sahiplenmek gerektiğine inanmıyorum. Evrim sadece bir bilim. Gerçeklerin peşinden gittiğimiz sürece bize o da gerçekleri gösteriyor her zaman. Ama bu bir inanç değil. Evrim bir inanç değil kesinlikle. Bir bilim olarak ve ahlaklı bilim insanları tarafından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Benim içimdekileri bir nebze dışarı çıkartmaya fırsat verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Açıkçası canlı yayında size de şey söyleyeyim de ben sizi kendi kanalıma da konuk etmek istiyorum. Uçaktaki ATS kanalıma. Tabii memnuniyetle. Hemen belirteyim, Tamer Hocam'ın kendi YouTube kanalı var. Tamer Kaya olarak aratırsanız kendi YouTube kanalı var. Kendi YouTube kanalında 5 dakikada evrimle ilgili videolar var. Birçok videosu var, ben seyrettim. Çok değerli bilgiler edinebileceğiniz videoları var. Sanırım bu kanalı daha da geliştireceksiniz herhalde, değil mi hocam? Evet, sağ olsun Erk arkadaşımız bayağı gayretli şekilde üretiyor. 5 dakikaya sıkıştırıp konuları en az şu ana kadar yaptıklarımızın katı kadar daha yapacağız. İlgi gördüğü müddetçe de devam edeceğiz. Aynen, kesinlikle takip edin arkadaşlar. Hocam çok teşekkürler. Geldiğiniz için, katıldığınız için, davetimizi reddetmediğiniz için, kabul ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Hemen şey yapalım, duyurularımı yapayım ve programımızı kapatalım arkadaşlar. Başta da söylediğim gibi bizim aslında iki tane ödüllü yarışmamız var şu anda. 24 Ekim 2020'deki Richard Dawkins'in sunacağı Richard Dawkins ödülleri programının, yani çevrim içi katılacak olan programlara bilet hakkı olarak iki bilet hakkı dağıtacağız. Biri dans yarışmamızın sahibine, yani en iyi Allahsız dansı yapan kişiye gidecek. Bu dans yapan kişi background'da, yani arka tarafta bizim Bunlar Ateist jingle'ımızın pop ve metal versiyonları çalarak dans gösterisini yapıp video çekip gönderirse içlerinden seçeceğimiz en Allahsız dans eden kişiye bir bilet vereceğiz. Richard Dawkins ödül törenine katılabilmesi için. Ödül töreninin biletini ikinci farklı bir yöntem olarak da şöyle kazanabilirsiniz. Ateizm Derneği her yerde hashtag'i veya dernek logomuzun yer aldığı bir ürün ile çekeceğiniz fotoğraflardan gönderdiklerinizin içerisinde en ahlaklı, Allahsız olanı seçeceğiz ve ona bir davete, bir bilette o kişi kazanmış olacak arkadaşlar. Dediğim gibi 24 Ekim 2020 tarihinde ve siz bu tarih olmadan bir an evvel bize iletişim adreslerimizden irtibata geçebilirsiniz. Rejideki arkadaşlarımız size bilgi verecektir. Bunun dışında bildiğiniz gibi biz tabii ki Patreon ve Kreos üzerinden destek alarak yayınlarımızı sürdüren bir kuruluşuz. Derneklerin tamamı bu ülkede ne yazık ki böyle. Bazıları belki hariçtir, onu bilemiyorum. Bize Patreon'dan yardım yapan kişilerin isimlerini okuyacağım arkadaşlar. Apostolate Prophet, yani Rıdvan Aydemir, Umut Yıldız, Gökhan Özbek, Mustafa Demirel, Barış Aydek, Erol Nahmiyaz, Erhan Hacı Ömeroğlu, Ali Riç, Hasan Dudu, Hakan Öztoprak, Serkan Erdur, Oğuzhan Sekban, Ahmet Görenekli, Elif S, Ümit Kabuli, Cemil Yücer, Ata Istar, Kyle Woods, Akın Düz Akın, Onur Romano, Orça Works, Erhan Culhacı, Sevgi Bekmezci, bunlar Patreon'dan bize yardım yapan, destek veren arkadaşlarımız. Hepsine teşekkür ederiz. Siz de yine Patreon üzerinden bize destekte bulunabilirsiniz. Kreasus üzerinden destek veren destekçilerimiz de Zafer Ören Lili, Emrah Arabacı, Aslan Gençer, Efkan Krimi, Roşhat Denizhan ve Ulaş Alagöz. Bugünkü programımızı burada bitiriyoruz. Ahlak konusu, açıkçası iki gün sonraki Enis Doko ile yapacağımız ahlak videosundan önce sosyal evrimdeki ahlak konusunu işlememiz bence çok yani yararlanabileceğimiz bir yayın oldu. Açıkçası şöyle söyleyeyim, ben bu yayın bittikten sonra bir de bunu bant yayınını izleyip notlar alacağım Tamer Hocam'ın söylediklerinden. İki gün sonra Enis Doko ile katılacağımız programda hepinizi bekliyoruz. Orada da büyük ihtimalle bu konuyu bir de hani teist bakış açısından da irdeleyeceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Teşekkürler. Sağ olun hocam, teşekkürler.
Bunlar ateist,